Kanal D ekranlarına en sevdiğiniz ve bugün en merak ettiğiniz program Gelinim Mutfakta Ya. Hoş geldiniz. Nasıl bir final olacak? He? Güzel. Heyecanlısınız. Heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım. Tabii ki. Hepimiz. Puanların ne kadar birbirine yakın olduğunu biliyorsunuz. Dün neydi? Evet. 13, 14, 15, 16 puanlar, evet, öyleydi. Ya. Eğer burada olmak da isterseniz tek yapmanız gereken www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 37 07. Ne yemek yapıyoruz Yiğit? Muhteşem bir pasta. Aa. Adada tutun örtülerin ucundan. Kaldırın lütfen. O kadar güzel bir tatlı. Adada antidepresan pasta. Güzel, değil mi Semra? Yeriz. Hepsini ben yiyeyim. İki porsiyon yeriz, tamam, anlaştık. Hazırsanız pandispanyası için 3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket kabartma tozu, 1 su bardağı un, 1 paket vanilya. Kreması için 1 paket krema, 200 gram bitter çikolata, 1 yemek kaşığı tereyağı. İçlerini süslemek için 10 adet çilek. Kayınvalidelerim aman, bu süre ne ayol? Öpüşün ayrılın. Gidin gidin. Ay Gönülcüm, ne oldu? Beni öpmüyor. Ben öperim seni, gel. Ay kurban. Bu da Allah'tan bunu. Sen güçlü ol, tamam mı? Tamam, sağ ol. Tuğba, Gönül teyzeyi bir çanta için alan. Ya ne? Faturayı görünce dona kaldı. Aa. Evet. Ne kadar ki faturası? Ne? Paran çok mu geliyor arkadaşım bu devirde? Bu seni hayatta alakadar etmez. Bitti. Oğlumun paralarını sen nerelerde harcıyorsun kızım? Haberi yok. Onun kredi kartından aldım bu çantayı. Aa! X-ray'e bakayım. Görürsem dövse çantayı yırtarım vallahi. Niye bu kadar pahalı bir çanta alıyor bu Tuğba? Nasıl izin veriyorsunuz? Çalışıyorsunuz. Ben yiyorum. Çok güzel hazır para yemek. Hepsi az sonra. Süreniz de üstelik 40 dakika. Aa. Hazır mıyız? Evet. Evet. 5, 4, 3, 2, 1. Çok 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 kolay gelsin. Günaydın. Günaydın. Hepinize merhaba. Merhaba. Çeyreğimi aldım. Kayınvalideme rağmen çeyreğimi aldım. Tuğba! Gerçekten mi ben? Ya inanamadım. Gelemiyorum, bir şey var. Gelin kız, niye gelmiyorsun? Bununla gurur duyuyorum. Çünkü ben burada her zaman söylüyorum. Kayınvalidem benim en büyük rakibim. Vallahi Tuğba, zaten ben öncelikle tebrik ederim. Dün zaten öyle kimsede bir puan farkı yoktu, bir şey yoktu. Ama ben de çok sinirliyim kayınvalidelere. Genel olarak bütün kayınvalidelere sinirliyim, kendi kayınvalidem de dahil. Ne yediklerini biliyorlar, ne içtiklerini, ne puanlama yapmayı biliyorlar. Hiçbir şey bilmiyorlar kayınvalideler. Ya çok sinirliyim kayınvalidelere genel olarak. Kızlar, siz memnun musunuz bu durumlardan? Ya ben anlamıyorum. Böyle yorumlarıyla verdiği puanlar asla birbirini tutmuyor. Kesinlikle. Hele benim kayınvalidem benim nasıl pişirdiğimi bildiği halde sanki bana bilerek yapar gibi asla puan vermemek için yemin etmiş.
Yemin etmiş. Ben ilk biri de bana veriyor tabaklarda. Evet, bizimki de beğenmediği tabağa gidiyor, şey veriyor. 5 veriyor. Ya bunların devreleri yanmış. Bir sıkıntı var. Ben anlamıyorum. Aynen öyle. Kader, sen gerçekten hala konuşabiliyor musun? Neden konuşmayayım? Aa. Sen neden buradasın Kadercim? Sen buraya niye geldin mesela? Anlamadım. Sen buraya niye geldin Kader? Sen sor diye mi geldim? Ya niye böyle bir soru soruyorsun? Bak çok net bir şey soruyorum. Sen buraya niye geldin Kadercim? Kızlar, hepinizi göndermeye geldim ben buraya. Hepimizi göndermeye geldin. Ben size söyleyeyim mi Kader buraya niye geldi? Kader'in Ezmeye. Buraya hayır gelme sebebi finalden önce biz burada antrenman yapalım diye çerezler geldi buraya. Aa! Hiç öyle düşünmemiştim ama çok mantıklı. Tam olarak öyle. Şimdi finalden önce Kader geldi buraya. İşte gerçi yanlış kişi gelmiş bence. Çünkü Kader benim için bir çerez. Ya ben senin dişinin kavuğu olamam zaten bu bir. Evet, dişimin kavuğu olamazsın. Ama çünkü sen de beni yiyecek ağız yok. Seni bak, sen de beni yiyecek ağız yok. Sana bu kadar diyorum. Ya Kader, sen böyle atıp tutuyorsun da. Dün kayınvalidenin arkasından salladın salladın ama yanında böyle kedi gibiydin. Kayınvaliden biliyor mu bunları? Kızım benim kim? Ya da bir dakika, bir dakika, bir dakika. Açıklama yapmasın. Burada kaderin cevabında bir dakika, sen beni bir dinle. Sen beni bir dinle ilk başta. Yönetmenim, görüntüleri alabilir miyiz? İzleyelim. Ben seni biraz baskın diye düşünürken sen hepten içine sinik. Miyansef, kayınvalidem sadece benim arkamdan konuşabiliyor. Bunu da gördüm yani. Nasıl yani? O ne demek şimdi? Düğün alışverişindeyiz. Böyle kayınvalidemle oturduk, çay kahve içmeye oturduk yorulmak için, dinlenmek için. Ki benim çağırdığıma bir telefonum bozuldu, anlamadım. Telefonum bir kapandı, bir daha açılmadı. Kayınvalideme dedim ki, anne dedim telefonum var mı dedim, Özgür'e haber vereyim dedim. Ona göre dedim, o da gelsin bizim bulunduğumuz mekan dedim. Tamam kızım, al dedi, sen dedi haber ver dedi. Ben bir lavaboya gidip geleceğim dedi. Tamam dedim. Kız da eşimi ararken bir de ne göreyim, o ara görümcem mesaj atmış. Görümcem gitmiş. Evet. Gelinlikçilere fiyat sormuş. Ondan sonra fotoğraf attı. Anne bunu Kader'e göster, bu mekana gelin. İşte bu gelinliği 5000 lira, Kader'e 15000 diyelim. Kader zaten 15 milyar varsa almaz. Hadi canım. Evet. Tamam kızım yazdım, kapattım. Hiç söylemiyorum. Ondan sonra dedim ki anne dedim Zeynep paradı oraya gidecekmişiz dedim. Sonra kızlar ben oraya gittim. Kayınvalidem diyor ki bak direkt. Aha Kader çok güzel değil mi dedi. Bak üç kağıta bak. Ay dedim kağıta. Anne çok çirkin bu dedim. Dedim ki bunun fiyatı ne dedim. Ondan sonra gelinlikçi ne dedi? 15000. Şunun fiyatı ne dedim? 20000 dedi. Bu olacak dedim. Ay lan be. Var ya gerçekten 5000 liraya da beğendim ama aldırmadım. Kayınvalidem asla benim yüzüme konuşamaz. Yani ben asla sinik kalmam onun altında. Onun altında eteklerine saklanmam. Kaderi gördün mü? Artı benim kayınvalidemden korkum olsa ben burada bam 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 konuşmam. Ben yüzüne zaten söylüyorum. Ki ben bunu sonra söylemeyi de bilirdim. 7 ay geçmiş. Geldim bunu tüm Türkiye'nin önünde söyledim. Kader sen ne anlatıyorsun kızı? Olanı anlatıyorum. Senaryo mu yazdın yani? Öyle bir şey nasıl olabilir? Olanı değil mi? Sen görmedin senin her şeyini dört dörtlük yaptık. Gelinliği mi ucuza bakacağız? Aynen öyle. Doğru. İşte ben de onu anlamıyorum. Anne bana her şeyi dört dörtlük seni özel gördük. Her şeyini yaptık. Bu ne demek yani? Bak ben de onu anlamıyorum. Her şeyimi dört dörtlük yaptınız. Bana altın kaşıklara kadar aldın. Ama gelinliğe gelince niye böyle bir şey konuştunuz? Nasıl böyle bir şey olabilir? Anne bu benim arkamdan konuşmak. Ne yapmaya çalışıyorsun? Anne bu demek oluyor ki benim arkamdan iş çeviriyorsunuz siz. O kadar her şeyi yaptım yani senin arkandan iş mi çevireceğim? Gelinlik, özellikle de gelinlik için yani. Gidip senin istediğini almadık mı? Senin en beğendiğini almadık mı kızım? Anne, Zeynep mesaj attı. Sen görmedin tabii mesajı. Ama bir konuştuğunuzu biliyorum tabii ki de. Mesajları okudum neden ben. Neden söylemedin anne bu mesaj ne diye gördüm madem öyle bir şey vardı? Anne işte böyle yayınlamak istedim. Gerçek yüzünü herkes görsün. Oo. Ya. Yazıklar olsun Kader sana ya. Anne bana niye yazıklar oluyor? Senin yüzünden gideceğiz farkında mısın? Ben
konuşuyorsun çalıyor. Aa! Yani hiç yakıştıramadım kızım sana. Hiç beklemezdim. Ben de size yakıştıramadım anne. Şimdi ben bir soru daha sormak istiyorum. Biz kadere mi inanacağız, Dilek teyzeye mi? Ben o kadar dört dörtlük her şeyini yapmışım. Gelinlikten mi kısacağım? Yani. Kısmışım ki. Kısmadım. En beğendiğim gelin. Mesajlarını yakalamış ya. Şey, neden bir bana göstermedi ya da öyle bir şey varsa. Selin neden ya. Bir ekran görüntüsü alıp saklamadı? Anne bu neydi işte? Dilek, ispatlasaydı. Dilek. Hayır, gerçekleri konuşmuyor mu şimdi? Ben öyle bir şey yok, yok. Kesinlikle. Acaba Dilek Hanım şimdi gelinlik bir kere giyiliyor ya. Fark etmez ama ucuzu mu olsun dedi. Hani bir daha onu kullanamayacak. Hayır, ya. Hayır. Ben bile en güzelini seçerim. En güzeli olsun isterim yani. Ama bak mesaj okumuş. Ucuzu pahalısı değil. Ona yakışanı. Şimdi bırakalım kaderi falan da gelelim Tuğba Hanım'ın tavırlarına. Yine bir Tuğba klasiği. Tuğba, Gönül teyzeydi senin problemin neydi? Ne gibi neydi? Evet, şimdi sen bu kadını neden yine yayından önce burada kızlar gördünüz mü bilmiyorum. Gönül teyze yayından önce ağlıyordu, niye? Evet, ben Gönül teyzeniz şöyle yapar genelde. Ağlamaz ağlamaz arkaya gider, telefonla oğlunu görüntülü arar. Ha. Gözyaşlarını, timsah gözyaşlarını şuralardan akıtarak duygu sömürüsü yapar. Ama bu yaptığı şeyler hiçbir zaman ona getirisi olmaz, götürüsü olur. Çünkü bunların hepsi maddi manevi oğlundan çıkar. Tuğba, Gönül teyzeyi bir çanta için ağlar. Ya! Ne? Ya, sadece bir çanta için. Kadın, Gönül teyze Tuğba'dan çantayı istedi. Vermemek için 50 takla attı. Artık yani kadın sadece bir verdi diye herhalde, bilmiyorum. Demediğini peki. Bırakmadı kadına. Kadın ağladı. Aa, bir çanta izinden. Nasıl bir çanta ya? Çıkardım çantamı, ben verdim ona. Arkadaşlar mevzu zaten asla çanta şey değil. Beni herkes tanıyor. Ben hırsımı paradan alırım. Onun oğlunun parasından alırım daha doğrusu. Benim nasıl canımı ya? Her sıktığında oğluna kredi kartı ekstresi bol bol çok çok gidiyor. Ev arabalar yeniyor o ekstrelerle. Şimdi biz burada 6 hafta bilezik alamadık ya. Evet. Buradan tartışarak memlekete gittik. Benim de orada canımı sıktı. Açtım interneti. Çok istediğim bir çanta vardı. Yeni sezon hem de. Ha. Çat diye aldım. Eve de geldi. Ne? Sonra dinleyin. Tamam. Eve geldi, bilerek ona aldırdım. Zannediyor ki Tuğba bilmiyor. Sinsilik yapacak. Hemen açtı kargoyu. İnsan der ki kızım senin kargon geldi buyur der. Yok. Sinsice hemen kargoyu açtı. Telefonu çıkarmış. Video falan çekiyor. Ben eminim buraya getirecek. Tam onluk mevzu. Aa. Gelinin mutfaktayız. Sırf beni ifşa etmek için geliyor. Şimdi Tuğba 3 kuruşluk çantanın fiyatını niye çeksin de buralara getirmek zorunda kaldı? Yani şöyle 3 kuruşluk çantanın fiyatını çekmedi. 3 kuruşluk çantayı çekip faturayı görünce dona kaldı. Aa. Evet. Ne kadarçı faturası? Kaça aldın sen onu? Biraz fazla. Kaça aldın? Biraz fazla arkadaşlar. Üzülebilirsiniz, söyleyemiyorum. Ya kaça aldın sen? Ya aman benim parayla korkacaksın Tuğba, kaça aldın? Zaten bir tek sen burada takabilirsin. 58 bin lira. Ne? Ne 58 bin liraya çanta aldın. Evet aldım. Sırf sinirlendiğin için. Evet. Şimdi arkadaşlar, şimdi Gönül Hanım beni çekti ya. Evet. Evet. Zannediyor ki ben bilmiyorum. Yönetmenime vermiştir. Yönetmenim lütfen bir izleyelim. Hanımlar şimdi kargo geldi. Açayım bakayım ne bu dedim. Tuğba da şu anda yok evde, merak ettim. Ne geldi diye. İlkin daha içine bakmadan. Anam ne bu ya? 2750 dolar. Hayırdır inşallah. Dur bakalım ne çıkacak bu 2700. Vallahi oğlumun paraları nereye gitti anlaşıldı. Bir bakalım bakalım neymiş bu 2750 dolar. Ama buna mı vermiş? Alt tarafı zincirli bir çanta bu muymuş 2750 dolar? Yok ya benim oğlum daha gece gündüz çalışması lazım. Yoksa biz bu işin altından çıkamayacağız. Yani bu ne böyle 2750 dolar. Paris olsa ne olur, İstanbul olsa ne olur. Ne bu böyle be? 2750 dolara çanta mı olurmuş? Şaşırmış benim gelin. Yani o çantaya niye o kadar parayı veriyorsun ben anlamış değilim. Şöyle paran söyleyeyim. Çok mu geliyor arkadaşım bu devirde? Şöyle söyleyeyim. Ben senin ahırda düğün yapmana karışmıyorsam sen de benim
$2,750 değil ayrıca. Euro'luk çantama karışamazsın. Tamam da onunla bunun hiçbir alakası yok. Çok alakası var. Sen dönüp dolaşıp niye beni şey yapıyorsun? Sen bu standardı kendin seçtin, bu standardı ben seçtim. Bu seni hayatta alakadar etmez. Bitti. Tuğba. Efendim? Oğlumun paralarını sen nerelerde harcıyorsun kızım? Şöyle söyleyeyim, oğlunun tok parası da değil. Onun içine biraz senin de paran var. Ne? Haberi yok, onun kredi kartından aldım bu çantayı. Ne? Nereden senin paran var? Sen çalışıyorsun mu şimdi? Benim değil. Senin kartından, senin. Senin kredi kartınla aldım. Benim? Evet. Aa. Ben eve gidince ekstreye bakayım, görürsem dürüst o çantayı yırtarım vallahi o patronu. Keserim, keserim. Kesersin. Çantayı. Sen benim para, benim kredi kartımla alamazsın. Bir tane daha alırsın. Alamazsın. Alırsın. Çalış, senin de olsun. Şöyle söyleyeyim, çalışıyorsunuz, ben yiyorum çok güzel hazır para yemek. Çalış, senin de olsun. Burada kazan altınları, al çanta, istediğin çantayı al. Oh, çok bol bol da yiyorum, mis gibi. Yiyemezsin benim oğlumun parası. Tamam, o, yersin de 58 lira ne o çantaya? Alınır. Param varsa alırsın. Neredeyse arabanın bir tek yarısını alacağız. Arabayı da alırız. Miyase bir de bana araba ayarlasana. Kayınvalidemin kredi kartıyla bir araba alayım. Miyase. Tek çekim mi taksit mi? Miyase sen buna uyma kızım. Buna sakın uyma. Bu senin yanına gelse de sakın şey yapma. Verme bir şey buna. Gönül teyze tek çekim mi istersin taksit mi? Niye? Arabayı. Kredi kartına. Ben almıyorum. İmza da atmam. Niye bu kadar pahalı bir çanta alıyor bu Tuğba? Nasıl izin veriyorsunuz? Benim haberim var mı? Kartın niye onda? Benim kartım onda değil, benim kartım evdeydi. Benim kartımın yeri var, orada duruyordu. Ben bak görürüm ekstrada şimdi, bak nasıl ne yapacağım onu görünce. Niye olmasın, alabilir. Ne Gönül Hanım, ortak bütçe değil mi? Hayat, alabilir yani, neden bak, almasın? Ortak bütçe değil. Benim evim ayrı, param ayrı. Onun evi ayrı, parası ayrı. Nasıl ortak? Gönül Hanım, de. Ben dediğim zaman benim evim ayrı, benim yolum ayrı, onun evi ayrı, benim evim ayrı dediğim zaman bana neden olmasın? Senin kocanın oğlu alabilir diyordunuz. O zaman o da alabilir. Hayatım. O da onun kocasının parası. Hayatım, bak, o zaman o da alabilir. Bak sen tamam 58 bin liralık çantayı okeyler misin? Ben okeylemem. Bu 10 bin bile çok. Artık anneciğim bir yakamızdan düş. Memlekete bile gitmiyor arkadaşlar. Benim peşimde, bırakmıyor peşimi. Artık ya. Var ya sıkıldım. Eve gidiyorum benimle. Çarşıya çıkıyorum benimle. Buraya gidiyorum benimle. Artık beni boğuyor. Kulağımın arkasında benle geziyor. Hatta benim kızlar biraz bu durumdan müzdarip, arkadaşlarım, akrabalarım video çekmişler. Yönetmenime verdim. Lütfen bir izleyebilir miyiz yönetmenim? Gerçekten. Evet. Tuğba'nın çok yakın arkadaşım. Tuğba'yla yaklaşık 15 seneye aşkın bir arkadaşlığımız var. Kardeş gibi beraber birlikte büyüdük. Tuğba evlenene kadar. Tuğba evlendikten sonra maalesef baş başa hiçbir etkinliğimiz olmadı desem yeridir. Birlikte vakit geçirmek istediğimiz bütün zamanlarda yanımızda mutlaka Gönül teyze de bulunduğu için baş başa maalesef hiç vakit geçiremez hale geldik. Bunları anlatmak istedim. Çünkü Tuğba orada ne söylüyorsa sonuna kadar haklı. Doğum gününü kutlamaya çalışıyoruz. Gönül teyze yanımızda. Kahve içmeye gidelim diyoruz. Gönül teyze yine yanımızda. Baş başa bir şeyler yapalım diyoruz. Bana çağırıyorum. Bana gelirken bile Gönül teyze yanında geliyor. Aa, kızın evine de. Merhabalar, ben Tuğba'nın kuzeni. Aynı zamanda yakın arkadaşlarından biriyim. Gönül teyze ile ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Tuğba evlendiğinden beri sosyal hayatı kısıtlanmış durumda. Tuğba arkadaşlarıyla buluşur, Gönül teyze yanında. Tuğba tatile gider, Gönül teyze yanında. Yani ben anlamıyorum, Tuğba İhsan'la mı evlendi, Gönül teyze ile mi evlendi? İnanın çocuğum oldu. Gerçekler. Tuğba daha çocuğumu görmeye gelemedi. Bunun tek sebebi de Gönül teyze, biliyorum. Ama Tuğba'cığım biz seni biliyoruz. Seni çok seviyoruz ve arkandayız.
İnanmıyorum. Gördünüz mü arkadaşlar? Ha, minnoş Gönül teyzemizi. Gönül teyzeye bak sen. Ay ben de sanki hafta sonu gidiyoruz ama o gidiyor başka yere gidiyor. Arkadaşlar ama gider Tuba, mi? Bu kadın sana hiçbir zaman ya yani ben mi görmedim? Ben otelde falan hiç böyle hani hepsinin iyiliğin için bir şey yaptığını gördüm. Ya ben de iyiliğimi gördün de. Hep diyorum Tuğba'nın peşinde koşturuyor. Ben de böyle iyi bir şey sanıyordum. Meğer sen ben de bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün çantasını ben alırım falan filan yaptı. Böyle arkasından koştura koştura gidiyordu. O korkuyor ben onu bırakacağım diye. Nasıl yani? Çünkü ben bu yarışma sayesinde çok şükür bir dönem kurtuldum. Antalya'ya gitti. Oraya yerleşti. Yazlık var orada. Ama yarışmaya tekrar başladık. Yine geldi baş köşeye oturdu. Evdeki giyinme dolabını komple kendi kıyafetlerini dizdi. Kızlar daha bu ne demek yani? Daha neler neler yaptı da zamanla anlatacağım. Sindire sindire. Ay inanmıyorum. Sevilay bunu yaptı doğru mu şimdi? Doğru doğru çünkü bak. Neden doğru? Gün yüzü göstermemişsin kıza. Neden doğru? Evlendiğinden beri. Büyükler her zaman. Senin her doğum gününde ne işin var kızım? Hayatım büyükler her zaman ne diyorum ben size? Her zaman büyük anı büyükler. Küçüklere yardımcı olmalı demiyorum. Gelinlere bir şey... Sus da. Şimdi bak. Ha, söyle bunun bakayım. Ne ilgisi var? Kız nereye giderse peşinde oluyorsun sürekli. Ne işin var senin gençlerin yanında? Gel gidelim diyor. Gideyim. Desin. Anne gel seni de götüreyim kibarlık diyor. Kibarlık için davet eder. Niye gidiyorsun? Ama gel seni de götüreyim diyor. Tamam da nezaketen söylüyor evet. Bu kelimeyi. Nezaketen söylüyorsa... Ben de gitmişim ne olmuş yani? Onlara bir zararı mı olmuş? Tuğba'nın yaptığı şimdi hoş mu? Yani özellikle gitmiş video çektirmiş bunları söylettirmek demek için. Demek ki illallah etmiş yani artık bu kadar. Vallahi hiç de değil. Burnuna gelmiş yani geçmiş de. Bulmuş ay benim ya. Gibi bir kaynana da öpsün başına koysun. Gönül Hanımcığım sen gerçekten her şekilde yanlarındasın. Tuğba'nın yanındasın, diplerindesin. Yani hiç ayrılmıyorsun onlardan. Sen benim gibi yap bak ben sana bir akıl vereyim. Hadi söyle bakayım. Ben çünkü öyle yapıyorum. Ben mesela Miyase'yle oğlumun Özgün'ün evinde ne yaşanıyor, kavga mı oluyor, misafir mi geliyor, gülüşüyorlar mı, ne kutluyorlar, ne yiyorlar, ne içiyorlar, ne alıyorlar, nereye gidiyorlar, hepsinden haberim var. Oğluma bazen de diyorum ki, oğlum diyorum ara sıra bir kızdır Miyase'yi, azıcık bir ufak bir kavga çıkar bakayım ne yapıyor, Miyase'nin davranışı nasıl? O da yapıyor. Ben görüyorum ne tepki yaptığını. Kumandayla işi hallediyorum. Şimdi oğluma diyorum bazen benim hakkımda bir konuş bakayım. Yüklen bana. İleri geri konuş diyorum. Miyase'nin tepkisini ölçeceğim. Hayır ya benim kayınvalidem iyidir, annen iyidir diyecek mi? Demeyecek mi? Hı. Bir de ne göreyim? Oğlumdan sonra bana haber geliyor kumandayla. Bir bakıyorum iki kat Miyase daha da yükleniyor. Evet. Haklısın aşkım. Bu ne? Böyle kayınvalide mi olur? Annem böyle. Sevilay Hanım ben sana katılmıyorum. Sen şimdi diyorsun yani oğluma soruyor Miyase. Niye kendin sormuyor Miyase'ye? Neyi? Kızıp kızmadığını anı sana karşı da hareketlerini yani neden kendisini yüz yüze sormuyorsun? Ben orada bir şey yapıyorum. Sen anlamazsın onu. Ne yapıyor? Senin kafan basmaz ona. Seninki ben basıyor bizimki yani, basmıyor. Oğlum sen beni bir... Şey yapma, fikrini öğrenmeye çalışıyorum Miyase. Tamam, ben de diyorum ki... Belki yüzüme iyi davranıyor, ne bileyim ben. Ben de diyorum ki neden ikinci bir insan kullanıyorsun da ben kendin de, yüz yüze sormuyorsun gelinle. Ben de sana diyorum, anlamıyor musun? Susmuyorsun çünkü. Ben sorsam benim yüzüme çok iyisin diyor. Bak. Ben de gerçeği oğlumdan öğreniyorum. Ne biliyorsun oğlun sana doğru söylediğini? Geline mi güveneceğim, oğluma mı güveneceğim? Tabii ki oğluma güveniyorum, gelinime güvenmiyorum. Çünkü ben oğlumu uzaktan kumanda ediyorum. Siz neden yanında gezmediğiniz halde onları kumandayla kontrol etmek gereği duyuyorsunuz? Neden? Bu daha kötü bir şey. Neden duyuyorum onu da söyleyeyim. Benim gelin biraz cebbal yani oğlumu bazen elinde de oynatabiliyor. Her istediğini yaptırıyor. Ben de onun için korumak zorundayım oğlumu. Annenin evladı kaç yaşında olursa olsun gene de onun gözünde küçüktür. Korunmaya muhtaçtır.
ortasında bir cumhuriyet kurdu ve orada yaşıyor. Tuğba arkadaşlarıyla buluşur, Gönül teyze yanında. Tuğba tatile gider, Gönül teyze yanında. Yani ben anlamıyorum, Tuğba İhsan'la mı evlendi, Gönül teyzeyle mi evlendi? Ya çağırıyor Nursel Hanım. Özledim diyor, annem gel diyor, Tuğba ben baş edemiyorum, sen ne dersin dedi. Ben burada vallahi daha fazla yarışmak istemiyorum. O kendi burada tek başına eğlen dur. Dersen git ya. Ama artık ben yıldım, bıktım artık. Gideceğim, ben bunu duramıyorum. Hepsi az sonra. Final tatlısı antidepresan pasta yaptık. Dün çok ağladığımız için şefimiz kıyamamış bize ve böyle bir tarif koymuş. Görünüş şahane yani, böyle valla bayağı 5 yıldızlı oteldeki tatlılara benziyor. Ama bence keki bir tık sorunlu ya, böyle bir kuruluk var kekinde. Lezzeti yerinde, çok anlayamadım ama yumurta kokusu olmasından şüpheleniyorum birazcık. Onun dışında her şey çok güzel. Ama böyle bir hani o rulo pastanın ne olduğunu biliyorum ya, o süngerliği almadım. 2'ye geçelim. Çok güzel bir pasta ama beklesin. Diğerlerinden sonra karar verelim. Buyurun. Kupkuru. Kupkuru bir pasta olmuş. Şekli şemali yerinde, yani kabartamamışlar sanırım bugün keklerini. Yani öyle bir sıkıntı mı var acaba, anlayamadım. Ama şu an 1'e geri dönüyorum. Birinki de çok istediğim gibi böyle pufur pufur değildi ama çok lezzetliymiş. Şu an 2'den sonra onu daha iyi anlıyorum. Bunun da sosları falan çok güzel. Şekli şemali de yerinde, görüntü de güzel. Yani fena değil ama 1 daha güzelmiş. 3'e geçiyorum. Bu bildiğin böyle hamur bir şekilde içi duruyor. Zaten görünüşünden de çok belli. Minicik, sönmüş. Ama bu bile güzel gözüküyor. Hakikaten antidepresana birebir iyi gelen bir pasta. Ama bu hiç olmamış. Kek olarak olmamış, sos olarak olmamış. Keklerimiz niye acaba böyle bugün? Yine bunu da yedikten sonra söylüyorum. Birimiz hala çok iyi. Son tabağım. Peki bugün becerememişler. Öyle anlaşılıyor. İçlerinden sanırım en kabaran bu mu? Böyle yan yana getirip bakmak lazım ama bu da çok görkemli bir kadar. Birden bir tık daha kuru olmuş. Keserken de biraz zor kestim. Keki lezzetli ama kabarmamış ve kuruluk var. Sosları da çok güzel. Hay Allah. Bugün de final. Şu zaten bana bir ver Nursel'cim diye bağırıyor. 3. tabağa 1 puan veriyorum. Onu kırmıyorum. 2. tabağa 2 puan veriyorum. 1. tabak 5 puan alıyor, yıldızsız. 4. tabak da neredeyse bunun gibi, ona da kıyamayacağım. 4 vereceğim. Ay bugün final. Kayınvalidelerimin öyle bir kafası karışacaktı. Ben de onlara üzülüyorum inanın ki. Hadi bakalım ben kimlere kaç puan verdim. Finalde 2 puanla bakalım kim puanlamaya başlıyor. İki puancık, sadece 2 puancık alabildi bu gelinim. Acaba kim? Tuğba. 4 puan, 5'i kaçıran demeyeceğim. 5 bile 5'i zor aldı çünkü. Bakalım 4 puanı kim almış? Dört puanın sahibi gelinim
Yase. Hemen günün en yüksek puanını alan taban başına geçtim. Hazırsanız güne kim 5 puanla başlıyor öğreniyoruz. Gamze mi Kader mi acaba 5 puanı kaptı? Hazırsanız Gamze. Ah ah ah. Ah ah ah. Kader. Kadere ne oldu bilmiyorum ama çok ciddi bir motivasyon kaybı yaşadı. Bakalım bugün neler olacak? Puan alırsa belki bir şeyler değişir ama bu hafta puanları düşük gitti. Hazırsanız eğer çok heyecanlı bir tadım başlıyor. Hemen koşun mutfağa çayınızı, kahvenizi doldurun. Yaslanın arkanıza çünkü sıra kayınvalidelerde. Gelinim mutfakta başlıyor. Elinin lezzetine güveniyorsan seçtirilmiş bir lezzetin kraliçesi, Türkiye'nin en hamarat gelini benim diyorsan ben şampiyonum. Yemek dersi verilir. Müracaat kayınvalidem yemeklerimi kokusundan bile tanır diyorsan yemekler kaynanalar korkun benden. Ne bekliyorsun? Gel sen de rekorları tarihe göm. Hatice! Tüm efsaneleri saf dışı bırak, adını altın listeye yazdır. Sana ne dedim? Seni geçeceğim ve ben buraya çağıracağım dedim. Sen de başvur, yüzlerce çeyreği, onlarca altın bileziği sen kazan. Kayınvalidem Dilek Sultanım. Hoş geldin. Antidepresan pasta. Evet bak. Her şeyi çözüyor. Bak ben dipçik gibi oldum. Aç. Darısı bize. Görüntüsünü çok beğendim. Kreması güzel olmuş. İçi de güzel olmuş. Pişmiş. Hı hı. Kek. Beğendim. Keki güzel. Kekini de beğendin. Evet. Bunu hani öyle iyi ayarlamaları lazım ki bir de rulo yapabilmeliler. Evet. Onu da becerebilmiş mi? Güzel mi? Becermiş. Sarması da. Sarmış. İyi. Beğendin? Beğendim. Gel ikiye geçelim. Tabağımız da biraz fazla kurutmuş. Hmm. Sarması, sarmasını güzel yapmış. Kreması fena değil. Yani bunu çok beğenmedim fazla da bu tabağımızı. Renk farkı da varmış. Renk farkı da var, evet. Ama şey rulo yapamayacak kadar da kurutmamış sanırım, değil mi? Yok, yani o kadar da kurutmamış. Ruloyu yapabilmiş. Boyut olarak, kesim olarak nasıl biraz daha büyük duruyor, biraz daha kesim dev şeylik var mı? Kendiniz mi kestiniz? Hayır biz kestik. Şef mi kesti? Tamam. Biri mi daha çok olsun. Sevdin, ikiyi mi? Böyle tatlı yesen hangisini alıp yemek istersin? Yani ikisinden de İkisi de eşit değilim mi şu yani? Anda. Biri normal, biri fazla kızarmış. Lezzet? Lezzet. Güzel lezzeti. Peki, üçüncü tabağımız. Üçüncü tabağımızın pandispanya keki olmamış. Yani keki olmamış. Yani sert, tam kabartamamış. Hı hı. Güzel değil. Bunun gibi mi? Buna da kuru dedin. Yok öyle o biraz bir daha yok. O daha iyi mi kaldı? Lezzetli, bundan daha iyi kaldı. Tamam. Bunu beğenmedim yani. Şey içindeki sosları? Soslar zaten. Sosunda sıkıntı yok. Ama kekini yapamamış. Peki. Son tabağın. Bu
tabağımızda hiç olmamış. Yani sosu içi iyi ama kekini bu da yapamamış. Yani şu, bu bundan biraz daha iyi. Hı hı. Bunu da beğenmedim. Neredeyse dördünde beğenmedin. Değil mi? Tam olarak beğendim demedin. Şimdi kafanda hangisini daha çok beğendiysen puanla bakalım. Buna bir verelim. Dördüncü tabak bir puan. Buna da bir verelim. Üçüncü tabak bir puan. Buna beş vereyim. İkinci tabak beş puan. Buna da üç vereyim. Birinci tabak üç puan. Hadi hayırlısı olsun. İki tane birimiz var. Hemen şundan başlayalım. Keki en çok olmamış dediğin buydu ve bir verdi. Hani bunun kekini hiç beğenmedim. Hmm, evet. Değil mi? Doğru hatırlıyorsam. Evet. Bakalım senden bir puan kime gidiyor? Bir puan senden kime gidiyor, açar mısın? Tuğba. Aşk olsun, neyini beğenmedin? Tuğba, kekini yapamamışsın. Olmamış keki. Neyini, yani ne olarak yapamamışım? Kabarıklı yani, mı, neyini beğenmedin? Kabarmamış. Kabarıklı olmamış. Nasıl olmamış? Bak ben sert, buradan baktığım olmuş zaman bile içi böyle net görünen, şu karman karışıkların içinde net kek gibi görünen, rulo pasta gibi görünen benim. Gel benim bakış açımdan bak. Kekini beğenmedim Tuğba, olmamış kekin. Ne? Sertliğini mi beğenmedin, yumuşaklığını mı beğenmedin, yani neyini? Sert olmuş, kabarmamış. Yorum yapmadığın için ben de savunamıyorum sert kabağı. Sert olmuş, kabarmamış, söylüyorum zaten. Başka ne yorum yapabilirim ki? Ya pişmemiştir, ya olmamıştır, ya çok hamur olmuştur. Ya bunu beğenmeme şansın yok, neden? Bak bu kekin beğenilmeme şansı yok. İçinde çikolata var, çilek var, güzel bir kek var. Ama bunu yiyecek damak tadı sizde yok. Tuğba'cığım, çikolatalarına zaten yorum yaptım. Hepsi de olmuş. Evet. Çikolata içinde bir sıkıntı yok. Evet. Sıkıntı kekinde. Aslında kekinde çok güzel yaptım. Güzel rulo yaptım bak. Mis gibi. Yani o kekinde sıkıntı var. Yani kekin sen şu bilim tabağı düşünüp 3 verdin ya, şaşırdım yani. Rulo bile yapılamamış o tabağa. Tadı güzeldi. Aynen. Bildin katlanmış tabağı. Katlanmış verdi tabağı düşündün ya. 5 verecekti biliyor musunuz ona? Vermezdi canım. Son anda döndü. Da. Verecek miydin 5'i? Hayır. Ona? Düşündüm. Tadı güzeldi, tadından 3 puan verdi. Tadı olarak neyi, mesela tadı olarak neyi güzel, çikolatası mı güzeldi, neyi güzeldi? Ya lezzet aldım kekinden. Yani ben tabağıma çok güveniyordum. Bugün senden de kesin 5 bekliyordum. Dilek abla dedim bana, verir 5'i diyordum. Ama geldin, bu olmamış dedin. Ya hele, yani diğer tabaklarla benim tabağım birinci yani. Buradan bakıyorum, senin yaptığın yoruma da beğenmiş gibi duruyordun. Sonradan döndün ki ben bunu beğenmedim dedin. Ya başta söyledim kekinde. Güzel dedi. Sıkıntı olduğunu. Hayır Tuğba, seninkinin kekini beğenmedi. İçi güzel dedi. Muhalifiye, sosu falan her şey güzel ama... Ben biliyorum. Keki olmamış dedi. Üçüncü tabağımızın pandispanya keki olmamış. Yani ne keki olmuş? Olmamış. Yani sert. Tam kabartamamış. Pandispanyasını kabartamamış mı? Evet. Dedi? Öyle bir şey dedi. Aslında güzel de çırptım ama senin yani şöyle bir şey var tabii. Sen burada güzel tabaklara düşük puan verdiğin için... Çok takılmamam lazım. Yani kayınvalidelerin genelinde. Yani ben güzel yaptığımı biliyorum. Beşik tabaka olduğunu da biliyorum. Ama elden ne gelir, Dilek kayınvalide bu masanın başına geçerse. O senin, yani senin düşüncen. Ben tattım. Tadıma göre de kekini beğenmedim. Olmamış Tuba. Aslında çok güzel oldu ama işte ne yapayım yani Dilek abla, sana ne savunayım, ne diyeyim, ne desem boş. Her gün sana anlattım güzel tabak yaptığımı. Ama bir gün bile anlamadın. Anlatamadım sana derdim. Anladığım günlerde oldu. Hakkımı yeme şimdi. Ya anlamadığın günler nasıl ya, oldu? Ya lezzete verdim yani, beğenmedim. Seninkini beğenmedim Tuğba. Sen beğendiğin tabaksa 1'e 5 vermen lazımdı. Şu bulamaça 5 vermeye niyetlendi. Yani o yüzden senin damak tadına asla güvenmiyorum. Tamam, güvenmeyebilirsin. Senin düşünce. Aynen öyle. 3 vermişsin birinci tabağa. İçine sindi mi puanlar? Hı? Yani buna verdiğim puan sindi. Tamam. Diğerlerine de sindi. Buna emin olamadım. Çok mu verdin, az mı yani? Yani biraz çok verdim gibi. Bakalım kim bu şanslı gelin? 3 almış.
Hazırsan 3 puan finalde ne işe yarar ki bilmiyorum. Aç görelim. Gamze. Dilek teyzeciğim, ilk tabağı açtın. O kadar güzel yorumlar yaptın ki. Keki yumuşacık, tam bir rulo pasta. İşte çok güzel olmuş, sarması güzel. Her şeyi çok güzel dedin. Gittin lezzetsiz tabakları tadına şey yaptın, alıştın. Benim tabağımın tadını unuttun. Ben de lezzetine baktım mı lezzetsiz, lezzetsiz. Her seferinde bunu diyorsun. Ezberledin mi sen bu lafı? Yemin ederim kader, benden çok yaşayacaksın herhalde. Tabii senden tam, genç. Evet benden genç. Tam aynı cümleyi kullanacaktım. Diyecektim ki Gamze her tabak açıldığında aynı yorum yapıyor. Evet aynı yorum yapıyorum. Çünkü lezzetsiz tabaklar çıkarıyorsun. Bak hep aynı cümleyi kullanıyorsun. Diyorsun ki benim tabağımı yedikten sonra lezzetliydi. Diğer tabakları yedikten sonra lezzetsiz tabaklara alıştığınız için benim tabağım unuttu. Her kayınvalide her tabakta aynı cümle. Çünkü lezzetli hayatım, tabak çıkarmıyorsun. Repertuarını biraz geliştir, genişlet. Benden mi öğrendin? Anladın mı? Kitap oku. Gazete okuyorum, oku. Okuyorum. Anladın mı? Bir dakika mı yani sen? Makale sen oku. İzlemekten yemek yapamıyorsun zaten. O başka, bizden öğreniyorsun yapmayı da. Artık kalkmışsın bize lezzetli senden tabak diyorsun. Senden mi öğreneceğim? Evet. Bizden öğreniyorsun. Kadar senden mi öğreniyorsun? Ya bizi izliyorsun sabah tabii, yetiştiremiyorsun. Ay ne yapacağım, ay ne yapacağım diyen sen değil misin? En son keki çıkaran sensin. Kızım bileziği sen var, bileziği. Sen benim çizimle karışabilirsin ki. Kızım bileziği var. Benim tabağıma gelince, benim tabağım ben sonuna kadar arkasındayım. İstediklere kadar konuşsunlar, umurumda bile değil. Her şeyini çok beğenerek 3 verdin, üzgünüm. 5 vermeni bekliyordum. Gamze ilk açtığım için yorumlar o şekilde oldu ama sonradan baktığımda yani tabii yanlış bulamaya bulamak farkındayım. O. Baksana bulamak. Ya bembeyaz. Benim tabağına 1 verdim. Farkında mısın bilmiyorum. Yanlış puanlama yaptığımın farkındayım. Bence sen hiç konuşma Tuğba. Yani şimdi bakınca dikkatimi çekiyor. Bulamak. Yani çeki falan çatlamış. Dilek abla bir dakika. Tabağı açmadan önce ne dedi biliyor musun? Bu puanı verdiğime buna pişmanım dedi. Çok aynen verdim dedi. Gözünü seveyim ya. Şey değil, sanki ekmeğin arasını açmışsın, çikolata sürmüşsün, ekmeği kapatmışsın gibi duruyor. Ekmeğin böyle sert tarafı değil de diğer şeyli tarafı var ya. O kısımdan şöyle kesmişsin, arasını açıp çikolata sürüp peki kapatmışsın gibi. Aynı. Tamam. Rengi de öyle. Bir şey pişirmeden önüne sunmadım ya. Ona da şükür. Vallahi bembeyaz görünüyor. Dubai gibi pişirmeden önüne koysaydım tamam derdim. Benimki pişmemiş mi? Evet pişmemiş dedi. Keki pişmemiş dedi. Keki sert dedim pişmemiş. Sert dedi. Sen rüya aleminde mi yaşıyorsun? Şey, günaydın şey Gamze. Hatta sana good morning. Çünkü sen benim için burada bir yabancı olduğun için. Good morning Gamze. Yarışmadayız. Uyan. Ya, İnanın muhatap olmuyorum kızlar. Gamze seninki de olmamış ama işte bir... Aldı puanı. Aldı. Şimdi... Bakalım senin gelinin ne aldı? Şuna 5 vermişsin. Yani şey yorumlarını hatırlamıyorum. Çünkü böyle çok sanki aynı şeyleri söyledin. Çok olumsuz bir şey söylediğini hatırlamadım. Sadece onu söyleyebilirim. Bakalım 5 puanın kendi geline mi gitti yoksa rakibe mi? Finalde hem de. Dördü hiç beğenmedik. O yüzden de biri de bastık. Hazır mısın? Evet. Aç o zaman görelim. Miyase. İşte bu be. Mis gibi. Rulo pasta budur. Olmayan gelininmiş gördün mü? Evet. Ha? Dilek abla marketlerden bile rulo pasta aldığımızda aha görüntüsü tam olarak görüntüsü böyle. Görüntüsü güzel evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Eline sağlık. Afiyet bal şeker olsun. En azından bulamaç yapmamışım. Anladın mı? Yani sen ona 3 puanı fazla verdin. 5-1-1 yapmalıydın. Ya buradan görüntüye yaptım, baktığın evet zaman zaten 3'ü hak eden orada 3. tabak. Ya bu bulamaça nasıl puan verir? Ben aklım hayalim almıyor ya. Bir aldığın için üzülme canım. Çok ben konuşma. Ben de kızlar katılıyorum. Tam bana nasıl bir verirsin anne sen? Kader senin tabağın hiç olmamış. Nasıl hiç olmamış? Sen niye böyle yaptın bugün onu anlamadım yani. Senin anne, her zaman güzel olurdu. Bak, hiç kimse o tabağı toparlayıp oraya çıkaramazdı biliyor musun? Bugün benim başıma gelenlerden dolayı. Senin ya başına bir şanssızlık geldi ya fırınında bir şey var. Sen öyle bir pasta çıkartamazsın yani. Yani gittin Gamze'nin tabağını 3'ü verdin. Madem beni de şey yapamadın yani emin değildin zaten belli beni emin olamadın. O zaman 5-1-1-1 yapsaydın anne. Niye evet kıza puan veriyorsun olmamış tabağa? Yani verdim yanlış oldu ya. Yanlışlıkla birden verdim ona yani. Sen o da zaten bu hafta Miyase'ye çalışmaya gelmişsin. Bana 1-1 vermeye gelmişsin. Çünkü kayınvaliden sonunda lezzetli tabakları vermeye başladı. Onun altlarından da hep ben çıktım. Kaç gündür. Sonra bana şuna laf ettiriyorsun.
Şuna derken... O zaman sen laf ettirmeyecektin kızım, güzel tabak çıkartacağım. Anne, benim başıma gelenleri sen bilmiyorsun. Bilmiyorum yani. İşte, bilmediğim için. Ne geldi ben başına? Yine toparladım, çıkarttım yani. Ben sana söyleyeyim ne geldi başına. Gelinin fırını açmayı unuttu. Geç atınca da pişemedi. Ama tebrik ediyorum, pişiremediği halde rulo yaptı, pişirdiği halde rulo yapamadı. Pişirdiği halde rulo yapamadı, görüyorsun ekmek yapmış. O zaten yanlışlıkla aldı ekmek puanı. Koymuş tabağa. Ona yanlışlıkla verdim. Bu kız, bak gelini gerçekten tebrik ediyorum, pişiremediği halde o çiğ keki rulo yapabildi, helal olsun. Bak net söylüyorum. Hiçbir şey demiyorum. Ama Dilek abla alışmış burada kötü tabak aramaya, eli gidiyor. Ya ben şu tabağa bir bakabilir miyim? Gerçekten ekmek arası çikolata gibi duruyor. Gerçekten çok merak ettim. Bulamaç. Bak bak öğren vallahi, biraz. Ay, vallahi de billahi de ekmek arası çikolata. Zaten şöyle bundan göstereyim. Dolabasından bak, belliydi. Çok gerek yok, kameraya gösteriyorum. Biri rulo görmüş olduğunuz üzere, biri de ekmek arası çikolata. Net yani. Daha fazla anlatmaya gerek yok. Hayatım biz rulo pasta yapıyorduk, belki bilmiyorsun. Bu arada seninki de rulo görünüyor. Rulo çünkü ama Dilek biz abla. Biz rulo pasta yapıyorduk. Rulo gözüküyordu aynı. Bilmiyorsan ikinci tabağa bakarak öğrenebilirsin hayatım. Tamam. Rulo pasta eşittir. Hı-hı. Antidepresan pasta şu an. Yani Dilek abla kuru diyorsun da tabağıma. Tamam kuru. Senin dediğin gibi olsun kuru. Bulamaça vereceğine en azından kuruya versin. Onda haklısın Tuğba yani, onda sana hak veriyorum yani, ona değil de sana üç vermem lazımdı. Oo, iş işten geçti. Geçti. Ben biri almışım. Keşkelerle hayat devam etmiyor. Bak, yani Dilek teyze, sen bu tabağı beğenerek verdin o puanı. Beğenerek. Evet, hiç, beğenerek. Hiç sana direkt biri çarptı. Görüntüsünü çok beğendim. Kreması güzel olmuş. İçi de güzel olmuş. Pişmiş. Hı hı. Kek. Beğendim, keki güzel. Kekini de beğendin. Evet. Gamze ilk tabağı koymuşlar. Kadın da açınca dedi ki herhalde hepsi böyle dedi. Ya kafasını bulandırın ilk tabakla daha. Ona yine ilk o tabağı açtı, dedi ki evet tam bir rulo pastaya benziyor. Evet çok güzel yapmış, sarmasını da yapmış. Rulo pastaya benziyor demedim, güzel görünüyor dedim, tadına baktım. Tamam güzel görünüyor demek ne demek? Diğerlerini açınca. Kötü görseydin derdin ki ben bu tabağı çok kötü gördüm. Aynı Tuğba'nınki gibi. Şey Gamze bak benim aklıma çok konuşmaz, kafayı sana takarsan buradan ağlayarak gidersin. Tamam. Bırak kafayı sana takmayayım. Sen buradan hanım burada dur. Kafayı sana takmayayım. Tuba, tamam mı? Sen tak. Gamze'yi sana yedirtmezler. Ben yerim. Yedirtmem. Sen yerim. Tak. Yedirtmem. Çok... Ne oldu? Yaşıtlarınla oyna sen. Çıtır çıtır yerim. Çoluk çocuktan ne istiyorsun? Yaşıtlarınla oyna. Yaşıtlarında da ne var? Biri beş, biri bir. Sonuç benim... cevap verildi. Tamam teşekkür ediyorum ama benim korunmaya ya da arda alınmaya ihtiyacım yok. Bak, o kadar... Yiyebiliyorsa yesin. O kadar sindirilmişsin ki, kız yiyecek bir yerin kalmamış ki zaten. O kadar sindirilmişsin ki, ben ister istemez ablan olarak seni korumak için kendimi görev edindim burada. Neden sen şey, hayır kurumu musun? Hangi hayır kurumu? Belediyeyim ben. Hangi kurum? Şey, Türker Belediyesi. Sessiz gelinleri toplama kurumu mu? Türker Belediyesi'yim ben. Evet, evet, tamam. Tam yerinde. Sindirilmiş gelinlere destek çıkıyor. Aynen öyle, belli zaten. Dilek abla, senin hatan neydi biliyor musun? En mükemmel olanına beş verip hepsine bir verecektin. Tek hatam buydu. O zaman da bunların hiçbiri kaderde dahi konuşamayacaktı. Allah. Çünkü rulo pasta dediğin ikinci tabaktaki gibi. Neden senin kayınvaliden mi ki sana beş verip herkese bir verecek? En güzeline verdi. Hadi be. Hepsine bir verecek. Sen de iyice havalandın. Müthiş yapmışım Tuğba. Müthiş derken? Evet mükemmel. Ben buradan bakınca tabak görmüyorum. Dilek abla en mükemmel hangisi? Güzel yapmışsın, eline sağlık. Cevap verildi. Şimdi Dilek, Dilek abla bugüne kadar verdiği puanlarda Miyase Hanım'ın yorumu... Dilek abla senin verdiğin puanları kale almıyorumdu. Beş alınca Dilek abla birden yorum profesörü oldu. Dilek abla nokta. Da bu hafta bir şeyler değişti. Gerçekten Dilek abla bu hafta yorumuna göre puan veriyor. Ve gerçekten beğendiği tabaklara, güzellere puan veriyor. Ha sen altından çıkmıyorsan zaten güzel yapmış. Sen Dilek abladan ne zaman puan alıyordun? Tabak, kötü tabaklara verirken. Anladım. Doğru mu Dilek abla? Kendisi itiraf etti. Burada dedi ki ilk haftalarda... Kötü tabaklara puan veriyordum, Tuğba çıkıyordu diye burada dediler. Yo, sen öyle söyledin diye evet dedi. Öyle demedin mi sen Kader? İlk haftalar Tuğba'ya verdin, öyleyiz tabii ki de. Ya? Kötü sen kötü yapıyordun diyor. Öyleyse, burada mı öğrendin? Ya ilk geldin işte demişler ya kayınvalideler gelin biz, alışamaz, yapamaz. Dur dur, bastırma bir anlamda. Öyle değil mi? Ya bir dakika. Öyle değil mi Yasin? Evet. Biz mi sana öğrettik yemek yapmayı burada? İlk geldiğinde beceremiyormuşsun ya.
Kimsenin bana öğretmesin. Ben bilerek geldim zaten. Ablacığım. İlk haftadan aldım zaten. Tuğba anne konuşuyor. Tuğba'cığım onu demek istemiyor. Yavaş yavaş. İlk zaman yavaş yavaş anlatıyorum sana. İlk zamanlarda kayınvalideler Dilek ablaya demiş ki gelinin yeni olduğu için yapamayabilir. İlk gün 5 verdi. Bundan kaynaklı da Dilek abla kötü tabaklara puan vermiş ilk zamanlarda. O zamanlarda da kaderi bulamıyordu, hep seni buluyordu. Kötü tabak eşit. Şöyle söyleyeyim. Tuğba. Senin kayınvaliden mi söyledi? Senin kötü yaptığını bildiği için ona öyle akıl Yok, mı verdi? Dilek bana hiç puan vermedi. Güzel tabaklar hiç puan vermedi. Ondan da hiç ben çıkmadım. Anlat zaten. Anlat. Ben severim böyle hikayeleri. İkinci kayınvalidem Semra Sultan. Hadi aç antidepresan pasta. Bol bol ye. Yani keki biraz ince olduğundan dolayı çatlamalar olmuş. Ama tadı güzel. Sevmedin mi? Çok değil. Gel ikiye geçelim. Keki bayağı bir kalın olmuş. Diğerine göre, yani birinci tabağa göre keki bayağı bir kalın olmuş. Yani iyi mi olmuş? Ona çok ince dedin. Bu çok ince olmuş. Bu da hatta çok mu kalın? Neredeyse yanma seviyesine gelmiş. Bayağı bir pişmiş keki. Bayağı da ince olmuş. Bunun keki normal. Aslında bence normali bu. Tamam. Diye düşünüyorum. Tadı? Tadı da güzel. Kreması da güzel. Tamam. Üçüncü tabağımız. Bu bayağı bir farklı bir tabak. Bu kremasını bayağı bir cıvık yapmış ama kekin pişimi güzel görünüyor. Bu daha güzel. Şu ana kadar en beğendiğim bu mu oldu? Aynen. Kreması da güzel. Duruşu da daha göze hitap ediyor öyle söyleyeyim. Ve şeyi de belli. Hani kremasının lezzeti falan bunda daha güzel olmuş. Kreması tam ortaya çıkmış. Peki. Son tabağın. Bu da güzel olmuş. Bunun da dediğim gibi kreması, az öncekine dediğim gibi bunun da kreması güzel. Bu içlerinde en güzel olmuş. Allah Allah, her yediğine öyle diyorsun ha. Evet, yok. Bu güzel dedik. Bu güzel. Bu bundan daha güzel dedik. Evet, şimdi görüntüsü bundan güzel. Daha güzel diyoruz. Aynen, bunun da tadı güzel. O zaman ben de kartımı elime aldım. Sen söyle, ben yazıyorum. Dördüncü tabak 5 puan. Evet. Gene 4. Üçüncü tabak 4 puan. 1. İkinci tabak 1 puan. Birinci tabak 1 puan. Ayol bunu da beğenmiştin o zaman. Ama madem dağıttın. Şekli bozuk. Gözüme hitap etmedi. Sakin oluyoruz. Nefesimizi evet. alıyoruz. İki tane birimiz var ve yavaş yavaş açalım. Yüzleşelim puanlarımızla. Final. Kimi yaktık bakalım, öğrenelim. İlk bir puanın kime gitmiş açarsan öğreneceğiz. Kader. Semra abla sen şaka mısın? Yo. Gerçekten şaka gibisin şu an. Pasta gibi antidepresan. Kader kendine gel. Ya yaptım tabaklara da olmamış diyorsunuz ya. Şimdi Semra abla, genelde çocuklarda şöyle bir şey var. İki tane çocuğun olduğu için bilirsin. Çocuklar bir şey dediğinde kendi inandıkları şey doğrultusunda devam ederler. Bu dersin ki atıyorum siyah, o der ki hayır bu sarı. Çocuklarda var ya bu. Kader de çocukta. Sen onun çocukluğuna ver. Sen diyorsun ki orada yok kek olmamış. Hayır benim tabağım çok güzel derler. Çünkü çocuk yaşı küçük. Yavaş yavaş sen de alışacaksın. Başta biz de çok yadırgıyorduk, çok garipsiyorduk.
Ama sonra alıştık biz kadere. Başta neden yadırgadılar? Çünkü yapıyordum tabaklarımı şaşırıyorlardı. Beklemiyorlardı benden. Yine yapıyorum ama artık alıştılar, biri veriyorlar. Senin de gözünü açmış herhalde diğer kayınvalideler. Sen de alışmışsın gelmişsin biri bana verdi. Başta söylediğin gibi işte, kendi ağzınla söyledin. Başta yapıyormuşsun, artık anlamadım. Yapamıyorsun demek ki. Başta çünkü çözemediler tabaklarımı. Şaşırdı herkes yaptığımı. Şimdi hala yapıyorum ben tabak. Şu anda yapamıyorsun. Ama alıştınız veriyorsunuz pilleri. Hakkımı asla vermiyorsunuz. Ya böyle konuşuyorsun da, yani ben direktmen söylüyorum zaten söylediğimi. Kaynanan kaç verdi sana? Benim kaynanam zaten beni bulamıyor. Ben bu bilezikleri de kayınvalidemin beni bulmasıyla da almadım. Şansı aldın. Şansa da almadım. Diğer kayınvalideleri sayesinde aldım. Şansa. Valla kaynanan seni bulamıyorsa benim bulamamam çok normal o zaman. Demek ki hakka hak veriyorum. Ya gerçekten hakkımı yiyorsun Semra abla. Yani hiçbir şey diyecek lafım yok sana. Ben tek değilim o zaman hakkını yiyen. Kaynananla beraber oturup yiyoruz işte. Oo. Kaynananla oturup yiyoruz. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Tutalım. Puan dağıtmayacağım dedi. Saniyesinde puanını dağıtıp 4 puan verdi bu tabağa. Bakalım kim bu şanslı gelin? Dört puan. Beşi kaçıran ya da birden yırtan son anda. Aç bakalım kim? Miyase. Tabii ki de Miyase. Neden Miyase? Çünkü en güzel tabağı, en güzel rulo pastayı yapmış. Ben sana bir şey söyleyeyim. Tabağı açınca şok oluşunu biliyor musun? Üçüncü tabağımız. Bu bayağı bir farklı bir tabak. Ve sen o tabağı bayıla bayıla yedin. Yemin ederim al bu tabağımı pastanelere götür. Sırıtırsa aralarında gel de bana laf söyle. Suratıma suratıma o kadar da net söylüyorum. Sen o tabağı zaten normal şartlarda 5 verirsin. Ve bu tabaklar arasından sadece onu yersin. Normal hayatta. Ama ve lakin sen 4. tabağı açınca tamam 1-2'yi saymıyorum zaten. Onlar bayağı kötü görünüyordu. Bir tık daha ortalama bir tabak olduğu için ona 5 verdin. Ve bu tabağa da lafını yememek için kalkıp da çok güzel bir tabağa Semra 1 verdi demesinler diye 4 verdin sen o tabağa. Yoksa gelininin yapamayacağından eminsin. Öyle bir tabak çıkaramaz senin gelinin. O kadar da büyük konuşuyorum, o kadar da net söylüyorum. Tebrik ediyorum. Çok evet. Güzel kurgu yapıyorsun. Kurgu murgu değil bunlar. Evet. Çünkü direktmen tadı ve kendi güzel olduğu için verdim. Semra abla bu tabağa aşık oldun. Yo. Adı üzerinde bir tabak rulolanıyorsa tek rulolanan tabak 3. Neden? Döndü bir yana daha. Hayır, ikide de rulo var ama... İkide de rulo var. Hatta şey dedi, o ikinci tabağı da şu yorumu yaptı. Evet saramamış dedi. Dedi. Hayır. Saramamış dedim. Rulo böyle olur dedi. Saramamış dedi. Dedi. Saramamış dedi. Kenarında boşluk kalmış sadece dedi. Tamam Tuğba, iki kim ben bilmem. Dedim. Benimki de kalın. Sarmış mıyım? Sarmışım. Kalıp gibi de tabakta duruyor mu? Duruyor. Durmuyor. Bir şey söyleyeyim mi? Yemin ederim al fotoğrafını çek, duvara az, portre. Gerçekten her evde bulunması gereken bir fotoğraf. Hiçbir pastanede, krema tabağın dışına taşmaz. Peki, bunu hiçbir zaman unutma. Onları ben mi tabaklıyorum? Ne oldu sustun? Kremasını, ben mi tabaklıyorum? Kremasını cıvık yapmazsan tabaklayan kişi de dışına taşınmaz. Doğru. Aynen. Kremayı, doğru söylüyor. Kremasını cıvık yapmazsan tabaklayan kişi de dışına taşınmaz. Kremasını helal olsun. Semra ablacığım tebrik ederim. Senin her yorumunun altına imza atarım. Ağla Tuba. Kreması cıvık olduğu için hatta devam ediyor evet. Çilekler zor tutunuyor. Evet. Yani zavallı bölen kişi çilekleri neden? Tutabilmek çünkü için bayağı bir eziyet çekmiş. Çünkü ikiye katlamış o rulo. Bilmiyorsa. Ne 4 verdin o zaman? Demezler mi? Evet. Yani gelinimin olabilir diye düşündüm. Ha, tabii. Ondan yırttı. Tabii. Ay. Öyle. Ay nasıl bir final oluyor. Durun daha durun. Bunlar iyi dakikalarımız. Tut. Gelinin 4'te çıkmadı. Bir de burada birimiz var. Evet. Ya gelinine ya rakibe 5 puanını verdin. Ben de buradayım. Hadi bakalım. Hazırsan eğer
Aç da görelim. Aç aç aç, yüzleş. Korkuyorum. Aç aç, kaçma. Tuğba! Oley be! Oley be! Ay çok mutluyum. Gitti kötü tabağı verdi, Tuğba çık. O kadar mutluyum ki. Bak o kadar mesudum ki. Ben bana ne öpücük atıyorum be? Semra abla bak, gördün mü, geline de bir verdin. Oh! Yani hak eden alıyor ya. Kızlar, vallahi. Bir dakika bir sen şey. Sen var gelin ya. Demek ki biri de hak ediyormuş. Beni yaktı ama gelini de yaktı. Ağla Gamze şimdi, bence ağla. Ağlamayacağım. Çok net bir şekilde söyleyeceğim ve daha fazla yorum yapmak da istemiyorum. Yani şu haftanın sonuna kadar 1-1-1, millete 5-4-5-5 yaptın. Çok iyi ettin. Elenirsek de senin yüzünden eleneceğiz. Ki sen burada işte saramamış diyorsun. Ya sen normalde kek çırpan bir insan değilsin. Misafirin geleceği zaman beni çağırıyorsun. Gamze gel, kek yap, pasta yap, tatlı yap, çörek yap. Ya sensin. Burada kalkmıştı diyor ki saramıyorsun. Ya neye sarılmamış o tabağın ya? Gamze, Tuğba ile kendi tabağına bakar mısın gidip? Hangisi sarılmış? Canım sen benimki. Diyorsun ya seninki mesela, sarılmış. Bir dakika, senin tabağına bakarsak da diyorsun ya böyle alt pastaneye gidip senin tabağın pastanede olsa emin ol yüzüne bile bakmam. Aynen öyle. Sen, emin ol yüzüne bile bakmam. Çünkü hayatında rulo pasta yememişsindir. Ben çok yapıyorum. Ben, benim çocuklarım çok sever. Bekle. Yaptığın tabağı göstereyim. Bunu çilekli muzlu da yapıyorum, her türlü yapıyorum. Hayatında çok yaptığın rulo pastayı şöyle, şöyle çevirerek kameraya göstereyim. Buyurun, hatta şu tarafını göstereyim. Arkaların ikisinde düz yerlerini. Bu Gamze'nin hayatında çok yapmış olduğu rulo pasta. Bu da benim pastanelere konulamayacak kadar kötü olan rulo pasta. Şöyle seyirciye de göstermiş olduk hayatım. Evet aynen öyle. Şey, emin ol. Ama bak dürüst konuşuyorum. Şunda en bir rulo güzel. Yok. Yok. Buna verdi Beşi. Mis gibi. Seninkinde rulo var gene biraz da olsa. Mis gibi. Anladın mı? Onu dedim sana ama. Sen Niyase'ye niye dört veriyorsun ki? Bassana biri. Görmüyorsun. Kapkara tabak her yerinden çikolatalar akmış. Yeğenin ağzı yüzü çikolata olacak. Azıcık derleme toplama olur tabakta ya. Artı dedi ki, benim tabağıma yanmış dedi. Gitti o tabağı verdi. O daha kızarık. Evet. Arkadaşlar ver biri. Bu Miyase'ye puan verirsen konuşur böyle. Dır 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 dır. Kafanın etini yer. Dur bak, kızarıklıkla yanıklığı ayırt edemiyorsanız ben bir şey demiyorum. Üçüncü kayınvalidemi tanıyamadım bir anda. Galiba Sevilay Sultan geliyor. Şöyle bir de manken gibi yürümeye çalışıyor. Ay, 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 ay neler oluyor? Antidepresan pasta. Bak biz yedik yedik güller açıyor yüzümüzde. Sanki pandisya biraz daha mı pişmeliydi biraz? Yani bir hafif bir hamurluk geldi. Çok da ince tepsiye dökülmüş ya, nasıl hamur kalmış öyle? Değil mi? İçinin tadı güzel, tatlı sonuçta, tatlı güzel oluyor. Bu böyle mi işte olmalı, onu bileceğiz şimdi diğer tabakları açınca. Ama sanki bana yapış yapış geldi. Üstünün kreması... O iyi. Biraz daha pişsin isterdim yani, bilmiyorum ama biraz ıslak gibi geldi. Ama aslında da biraz yaş pastaya da benzetilmiş. Görüntüyü sevdim. Ama şimdi çok da düşünüyorum. Çok da pişirseler yayıp bu sefer nasıl dolayacaklar? O da var. Bakacağım diğer tabaklarda. Gel hemen bak. Karar yaslayabilir. Şey yapacağım yani ama biraz hamur gibi geldi. Bunda birazcık kıtırlık geldi. Hafifçe geldi. Bunun içi daha bir dolmuş. Bunun dolu dolu yapmış. Cıvık. İçinin şeyi cıvık. Bayağı cıvık. Sosu mu? Sosu keki cıvık. Mi? Sosu. Tamam. Keki de gene yapış yapış ama kenarı mı geldi? Sanki birden daha bir iyi pişmiş gibi. O daha bir hamur ve yüksek geldi. Bunu ince açmış. Ama rulo gibi de bu duruyor. Rulo ya. Açmış derken? Yani ince yapmış ama küçük yapmış. O zaman ki böyle şey rulo olmadı. Kafam karıştı. Bunu biraz beğenmedim gibi. Tamam. Üçüncü tabağa geçelim.
tabak da aynı, birinci tabak gibi pişmiş. Demek ki rulolar biraz böyle olması gerekiyor. Bunu eledim ben kafadan şimdi. İçi yoğun, güzel. Bunun içi daha bir iyi geldi, lezzeti geldi. Kek? Kek de iyi, pişmiş, hamur değil. Son tabağa da bakayım da kararımı vereceğim. Hadi bak vereceğim. Bakalım, buyur. Bu güzel olmuş, bunu beğendim. Nursel Hanım. Neyini beğendin? Kekini beğendim. İçinin şeyini beğendim. Sosunu beğendim. En güzel rulo olarak da, görsel olarak da bu güzel. Peki. O zaman ne yapıyoruz, değil mi? Bir değişiklik yapıp bugün puan verelim. Yani gelinim 5-1-1-1 yap diyor genelde. Hele tatlılarda sen düşünüyorsun diyor. Bir. İkinci tabak 1 puan. Bir. Üçüncü tabak 1 puan. Bir. 5. Birinci tabak 1 puan. Dördüncü tabak 5 puan. Şunu açalım mı? Açalım. 3 tane 1. Aç aç bitmez. Bakalım finalde hakikaten bugün yakmaksa yakmış oluyoruz. Kimleri yaktık? İlk 1 puan Sevilay kayınvalidemden hangi geline armağan? Aç görelim. Gamze. Teyzeciğim beğendin. Çok beğendim. Tatlıların hepsini beğeniyorum bayıla ben. Bayıla bayıla yedin. Açık renk buldum, bir de şey buldum. Hafif daha... Ama yerken farklı söylüyorum, bir de açık buldum, şey yaptım diyorsun. Ama ne dedim? Farklı farklı dedim. Bunu büyük olmuş dedim. E tamam, demek ki böyle göz doyuruyor yani. Neyi büyük? Ayrıca şefimiz tabaklıyor onları. Neyi? Kesimi mi büyük? Rulosu. Rulosu mu büyük? E tamam işte, göz doyuruyor, ne güzel. O kadar da değil yani. Allah aşkına, kendi kayınvalidenden bir aldın. Kadın hiç beğenmedi tabağını. Dilek abla 3 verdi, sana pişman oldu. Daha tabağı açmadan buna vermemeliydim dedi. Ya. Kafam karıştı, verdim dedi. Herkesten bir aldın. Sen ne anlatıyorsun ya? Gelsin sana bir ben şey ben sana bir şey söyleyeyim mi? O tabağa zaten puan verseydi bak. İki tabak arasında kaldı, 1 ile 4. Evet. Tamam mı? 1 ile 4 arasında kaldı. Net söylüyorum bunu. Bana 1 de verse, 5 de verse, ben zaten altından çıkınca ben ona hesabını soracağım, o ayrı bir konu da. O tabağa puan verseydi yemin ederim yanıma gelemezdi bak, yemin ederim o tabağa puan verseydi. Bu kadar da net söylüyorum. Siz çünkü... Hiç alakası yok bak, katlanmış, kare 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 katlanmış, üst üste konulmuş gibi duruyor. Ayrıyetten ikinci tabağı bile beğendin. Evet. Onda bile düşündün. Ben tatlıları İnce beğeniyorum. İnce açmış dedin ya keki. Evet. Keki hamur gibi mi açıyorlar? Nasıl düşüyorsun ya? Hayır hayır, dolamak için ince olması gerekiyor yani, nasıl dolayacak nasıl? Diye. Kalını nasıl dolayacaksın? Rulo pasta şöyle güzelce bir güzel dolanır biter. Bu bildiğimiz yufkaya şey ne? Biz yapıyoruz ya tatlı. Onu mu açmak pardon, istedin? Pardon bilmiyorum ama. Hangisini açayım? Bugün kayınvalidelere ne oldu? 2 gündür bize, 2-3 gündür bir şeyler oluyor. İnan ben... ki bak bir şey ay, oldu var, yani. Var bir şey, kafamız çok... Çok istedin, gel şunu açalım. Kafamız çok karıştı. Çok değişik. Bir birimiz daha var burada. Maalesef bitmiyor. Bir tane daha birimiz var. Şu 3-1'den nasıl kurtulacaksın bilmiyorum. Miyase çıkarsa, hele şundan çıkarsa kaç. Evet, onda tereddüt ettim zaten de. İkinci 1 puan bizden kime gidiyor? İkinci 1 puan. Kafalar karışıkken bakalım kime gitti? Aç Sevilay'cığım. Kader, gelinin sona kaldı. Onda herhalde ya. Sevilay teyze, bak daha gelişinden anladım biliyor musun? Gelini aramaya gelmedim bak, tam gelişinden anladım. Sen bana var ya 5 vereceğim. Kim aramaya geldin buraya Allah aşkına ya? Bak 5 vereceğim. Benim aramaya geldin. Evet, beni aradın. Yemin niye ederim, bak ben sana seni? Yemin ederim beni aradın ya, bir vermek için. Kader, seni niye arayayım ben? Beni aradın. Ben buraya her geldiğimde çünkü gelinimi arıyorum, kusura bakma yani. Bir gün beni aradın işte sen. Seni arasaydı sana 5 verirdim Antike. İşte 5 vermiyor, 5 vermiyor. Beni arıyor, 1 veriyor direkt. Ya Allah aşkına Kader, 3 tabağa bak.
Bir de ona bak, ben zaten kayınvalide... Zaten rulo öyle sarılır. Ne? Bak, öyle yapılır rulo. Senin o tabağını açtı. Hiçbir yapamamış, ben yaptım. Kader, senin tabağını açtı dedi ya, bu ince açmış. Evet. İşte bu güzel şey yapmış, incecik olmuş, içinin sosu çok olmuş dedi ya, benim yemin ederim şuralardan gerildi. Buralardan gerildi bak. Başıma yani var ya, bir ağrı girdi, zonkladı tepem. Sonra Allah'tan üçüncü tabağı açınca onun farklı olduğunu anladım. Sen öyle yapamadın ya, gerildin o yüzden. Sen öyle yapamadığın için gerildin. Sevilay teyze, ya beğendin tabağımı, anladın mı? Bir ile iki arasında kaldın, ikiyi daha çok beğendin Medin. Ona da bir öyle verdin, ona da bir verdin. Öyle bir şey demedim ya, ben şu an ama bakıyorum. Ama dedi ki ince açılmış dedi. Karar vermiyorum dedim, bilmiyorum, şekil olarak baktım. İnce açılmış dedi. Ya ben diyorum, rulo öyle olur biliyor musun? Rulo öyle olur, öyle sarılır. Ama rulo da biraz rulo gibi olur. Dolu dolu, içi dolu dolu olur, sarılır böyle. Dışına taşmış mı taşmamış, tamam, bozuk mu şekli değil. Sarmamışım bunu. Nasıl head ya? Head cut mı yapmışsın? Anne yapalım, böyle, hamuru yani pişir. Böyle sarılıyor zaten. Olmamış. Ve dananın kuyruğu kopsun. O tabağı da beğendin, bu tabağı da beğendin. Sorma. Ona da niye vermedim? 5. Ya Tuğba'ya gitti ya da Miyase'ye gitti. Çok önemli bir 5 bu, çünkü 3. kayınvalidem. Hemen öğrenelim. Açıyorum. 3. kayınvalidemin 5'i. Açıyorum. Çok kızma kadına. Açtım. Aç şekerim. Kolaysa sen aç. Ay. Bakma sen, ben sana söyleyeceğim. Tamam vallahi tansiyonum. Aç. Aç kız. Miyase. Ya vallahi billahi bir gün benim şurada kalbim. Ben bir şey demedim. Öldüreceğim kalbim ya. Sen kendimi panikledin. Tamam, güldün, eğlendin, bitti. Dur bir, dur, heyecanım at. 2 saniye nefes aldım tansiyon lütfen. Tansiyon çıkar, ben tansiyon var mı yok mu onu da bilmiyorum da. Bir su içtim, su da içemedim korku da orada. Şimdi, ha söyle. Hazır mısın? Hazırım, gözüm de görmüyor seni, göz tansiyonum da çıktı. Tamam, kendine, sağlığına dikkat et. Tamam, ne diyeceğini biliyorum. Ha, beğendin değil mi? Beğendim. Vermedim diye de yani bu pişman olabilir oldum de dedim ama dedim ya. Hayır. Ama onu da çok beğendim. O kadar. Ben de çıksam beğendim onu. Şöyle, o kadar pişman oldun ki 1'e de puan vermediğine. Verecektim yani, bir 3 niye vermedim diye, evet, düşündüm. Evet, neden 3 de değil. Hadi onu çok bayıldın, 5'i verdin. Okey, gelinini de buldun. Benim hakkımı niye yedin? Burada hakkımı peynir ekmek gibi yiyenler var. Sıra bakma da yani, bugün final riske girmek zorundaydım. Başka bir ne şey zaman söyleyeceğim. Riske girmek... Ya bir dakika Miyase, ben bir aldım. Allah aşkına dur ya. Tamam. Yani güzel yaptığıma da eminim. Ve ha, sen... Kötü oyalandın demedim hayatım, kötü demedim. Evet, oyalandın, beğendin. Şu an benim hakkım ne oldu? Ben diyorum ki bugün final riske girmek zorundaydım. Başardım, şu an mutluyum. Ha sen bir almışsın, o bir almış, o tamam bir almış. Yok lezzetliymiş, sen değil gelin, şu an umurumda ben değil. Ben sen gelinini aldın diye bir şey demiyorum. Dilek tamam abla da kafası dalmıştı, aman yanlışlıkla verdim dedi. Sen geldin bayıla bayıla bir veriyorsun. Şimdi bunun adaleti nerede? Tuğbacığım bugün bilezik var ya hani. Evet. Puanlar yakın ya hani. Yakın evet. Gelinimi biraz yükseltmem gerekiyor yani. Tamam. Onun için yaptım. Onun için yaptın da benim hakkımı da yedin. Seni niye? En çok da benimkini yedin yani. Miyase'ninkini bile bu kadar, benimki şimdi kadar yemedin. Şimdi dedim ki içimden. Eğer benim gelinim diğer kayınvalidelerden düşük aldıysa dedim. Şimdi ben 2 tabağı da verirsem onlar gene yükselecek. Düşük almadım. Bilmiyorum. Anne çünkü bak tek rulo olan pasta baktığın gibi kalıp gibi durmuyor muydu? Onu da dedim ya zaten. Herkese ya de aynı yorumdu. Düşünmeden de 5 verdim zaten. Biliyorum ama zaten bak tamam, Tuban tabağını beğendim. Onda yapardım bir problem. Hayır. Beğendim. Birden birle böyle hep şey muallakta kadar çıkıyor. Yemin ediyorum 1'e sırf 1 diye vermedi. Yok hayır şey diye final diye vermemiştir. Final diye yoksa, kaderle alakası yok. Yoksa ona ben 3'den veririm. Ayrıyeten 1, 2, 3'e geldin, hepsine de baktın. 3'ünde de dedin ki aradığım lezzet tam olarak yok. Evet. Geçmiş olsun. Final kritiğimizi yapalım mı? Bütün hafta eteğimizde olanları dökelim mi? Dökelim. Son noktada Carmen Gönül'de. Benim hayatımın ortasında bir cumhuriyet kurdu ve orada yaşıyor. Bu
Tuğba arkadaşlarıyla buluşur, Gönül teyze yanında. Tuğba tatile gider, Gönül teyze yanında. Yani ben anlamıyorum, Tuğba İhsan'la mı evlendi, Gönül teyzeyle mi evlendi? Ya çağırıyor Nursel Hanım. Özledim diyor, annem gel diyor. Tuğba ben baş edemiyorum, sen edersin dedi. Ben burada vallahi daha fazla yarışmak istemiyorum. O kendi burada tek başına eğlen dur. Dersen git ya. Ama artık ben yıldım, bıktım artık. Gideceğim, ben de duramıyorum. Hepsi az sonra. Herkese merhabalar. Final kritiğimize ve salonumuza hoş geldiniz. Karşınızdayız. Çok da güzeliz. Maşallahımız var valla. Gözlerimi alamıyorum, gelinlerimden özellikle. İyi ki varsınız. Şimdi şurada kurdelelenmiş bileziklerim var. Birazdan sahibinin kollarını süsleyecek. Maalesef bir gelinimle de vedalaşacağız. Onun yerini doldurmak isterseniz www.gelinimmutfakta.net ya da 0539 570 3707. Şekerim, tek yapmanız gereken başvurmak. Ondan sonrası marifetinize kalıyor, değil mi? Bakalım bugün marifetli olan kim çıkacak? Konularıma giriyorum. Kayınvalidesiyle bir dargın, bir barışık olan gelinim Tuğba ve kayınvalidesi. Biliyorsunuz günlerdir böyle bizi birazcık yoruyorlar tartışmalarıyla. Tuğba'cığım da şikayet niteliğinde bize bir güzel açıklamalar yapmış. Bu açıklamalarla da kalmamış. Ben bunları kanıtlayayım demiş. Bir sürü de video toplamış. Arkadaşlarından toplamışsın videoları. Hemen izleyelim. Bakalım Gönül abla gerçekten öyle misin? İzleyelim. Tuğba evlendikten sonra maalesef baş başa hiçbir etkinliğimiz olmadı desem yeridir. Tuğba arkadaşlarıyla buluşur, Gönül teyze yanında. Tuğba tatile gider, Gönül teyze yanında. Yani ben anlamıyorum, Tuğba İhsan'la mı evlendi, Gönül teyzeyle mi evlendi? Gönül teyzeye bak sen. Ay ben de sanki hafta sonu gidiyoruz ama o gidiyor başka yere gidiyor. Arkadaşlar ama gider Tuğba mi? Ben mi görmedim? Ben otelde falan hiç böyle hani hep senin iyiliğin için bir şey yaptığını gördüm. Ya ben de var mı? İyiliğimi gördün mü? Hep diyorum Tuğba'nın peşinde koşturuyor. Ben de böyle iyi bir şey sanıyordum. Meğer sen ben ne de bir şey söyleyeyim mi? Geçen gün çantasını ben alırım falan filan yaptı. Böyle arkasından koştura koştura gidiyordu. O korkuyor ben onu bırakacağım diye. Nasıl yani? Çünkü ben bu yarışma sayesinde çok şükür bir dönem kurtuldum. Antalya'ya gitti. Oraya yerleşti, yazlık var orada. Ama yarışmaya tekrar başladık, yine geldi başka şey oturdu. Evdeki giyinme dolabını komple kendi kıyafetlerini dizdi. Kızlar daha bu ne demek yani? Daha neler neler yaptı da. Zamanla anlatacağım, sindire ay, sindire. Ay. Gönül teyzeye bak sen, şaka hiç gibi. Kız bakınca da hiç öyle biri görünmüyor. Kız nereye giderse peşinde oluyorsun sürekli. Ne işin var senin gel, gençlerin yanında? Gel gidelim diyor. Gidelim. Anne gel seni de götüreyim kibarlık diyor. İçin davet eder. Niye gidiyorsun? Ama gel seni de götüreyim diyor. Tamam da nezaketen söylüyor evet. Bu kelimeyi. Nezaketen söylüyorsa. Ben de gitmişim, ne olmuş yani? Onlara bir zararı mı olmuş? Ya hanımlar Tuğba'nın yaptığı şimdi hoş mu? Yani özellikle gitmiş video çektirmiş bunları söylettirmek demek için. Demek ki illallah etmiş yani artık bu kadar. Bulmuş ay benim ya. Gibi bir kaynana da öpsün başına koysun. Kesinlikle çok değerli bir kayınvalidesin ama bu doğru mu? Sağ ol, Allah razı olsun. Bunun yaptığı doğru mu Nursel Hanım? Dur şimdi onu ona soracağım. Sen gerçekten de böyle nereye gitseler onların peşinde misin? Hadi dürüst olalım bak. Anne kız gibi konuşalım. Ya çağırıyor Nursel Hanım. Ben mi çağırıyorum, oğlum mu çağırıyor? Ha oğluma sen yani çağırıyorsunuz. Ama her çağrılana da hani ne bileyim kim dedi çok Sevilay abla dedi ya. Nezaketen. Nezaketen söylüyorlardır ya her dakikada gidilir. Çok ısrar ediyorlar ama Nursel Hanım. Ediyorlar. Aa, etmiyorum. İsrar falan etmiyoruz ya. Sen etmiyor musun? Biz bir yere gideceğiz, bizden önce çantası kapının önüne konuyor ki ben geleceğim diye yani. Sen etmiyor musun? Orada ima veriyor İhsan'a. İhsan da anne biz gidiyoruz gelir misin? Aa ben hazırım zaten. Sen etmiyor mu?
İhsan ediyor zaten anne. Ya Antalya'dan kim çağırdı beni? Ya gelme. Antalya'dan beni kim çağırdı? Kim çağırdı? Sen çağırdın. He, bak ne için çağırdı? Benim de oğlum her gün çağırıyor ama gitmiyorum. Neden çağırdı? Neden çağırdı? Yani. Ne bileyim ben niye çağırdı? Hemen ne? Ne için çağırabilir? Ya ben ne bileyim niye çağırdı? Bir ben anlat, öğreneyim. Gönül abla anlat. Tuğba da duysun, ben de duyayım. Ben dur. Anne ne diyor sana? İyi anne gel. Çok özlediğim yapıyor. Hem özledim diyor, anne hem gel diyor Tuba'nın başına. Gel diyor, ben baş edemiyorum, sen ne dersin? Ne? Tabii. Tuba'la baş edemiyorum dedi, doğru gel değil. Sen dedi. Nasıl asla yani? Evet. Böyle bir şey asla söylemez. Öyle dedi. Bundan da korkar bak, bu lafı söylemeye söyledi. Korkar. Korkar ne demek? Hayır, o kadar da yapamaz herhalde yani, yapmazlar. Senden mi korkar? Bir nevi korksun yani o kadar da. Gel ben Tuğba'yla baş edemiyorum, sen ama baş et. Lüzumsuz alışveriş yapıyor dedi. Yaparım. Gönülcüm, hangi konularda başa çıkamıyor? Alışveriş konusunda. O mu bir tek? Yani çok evet. Harcama mı yapıyor? Evet, çok alışveriş ettiği için. Ama sen olunca etmiyor mu? Sen yok, izin ben, mi vermiyorsun? İşte ben olduğum zaman en azından edemiyor. Yani kargolar geliyor ya, mani olacağım diye geri yollarım diye. Yolluyor musun? Yolluyor. Yolladın mı hiç? Yolluyor. Ya. Bütün kargolarımı adres burası doğru değil. Zilden ismimi silmiş. Aa! Ay Gönül abla. Alt komşum da bana dedi ki sen merak etme, ben kargo geldiği zaman kapıyı açıyorum kızım dedi. Kayınvaliden geri gönderiyor dedi. Aa, ama Nursel'im her gün 10 tane kargo gelir mi Allah aşkına? Gelir. En azı. Dilek Hanım da sana her dakika böyle karışsa, senle yaşasa ister misin bunu? Bence ben Gönül teyzenin karıştığını düşünmüyorum. Kız karışıyor diyor işte. Kargoları geri gönderiyormuş ya. Kargoları. E çok alışveriş yapıyormuş. 58 milyarlık çanta ne demek? Kim 58 milyarlık? 58 bin liralık. Dolarla. Ben de karışırdım dolar bak. Değil. Ben de kaynana yani, tarafım tuttu yabancı, bir anda. Yabancı dolar para. Deyip duruyor da euro. Neyse yabancı para işte. Ha dolara cücüğü onu neyse. Kocası istemiyor mu almasın? Sana mı diyor? Anne engelle mi diyor? Ya kendi söylese darılacak. Kocası heh, çok alınca şey olsa darılacak. Ay. En azından ben söylersem darılmaz, ona kızmaz diye. Çünkü nasıl kızdığı bir zaman o yol öyle. Gene alacak. Daha çok alacak bu sefer. Evet alacağım. Oğlu kızdığı zaman biliyor. Alacağım, daha barışmak da alacağım. Barışmak için daha şu çok alacak. Şu an bunlar alacağım. Konuşuldu, daha çok alınacak bak, farkında değil. Alacağım, inadını alacağım ama. Bak gördün mü Nursel Hanım? Şimdi Tuğba böyle konuşuyor ya aslında. Gerçek. Şaka ile karışık, biz çok gerçek ve ciddi bir şey aslında, Tuğba'nın böyle bir şikayeti var. Kamera arkası da biz bu konuyu aslında küçük böyle çıtlatıyoruz. Bazı kayınvalideler böyle, sen şimdi bu kadar söylentiden sonra Antalya'ya gitmeyi düşünüyor musun? Tek başına git yaşa. Oğlum derse giderim. Oğlum ya ne alaka, gitmem. Bırak sen kendine bak. Sen yalnız kalmayı sevmiyorsun bence. Evet. Bak Sevilay'ın da kocası yok. Tek başına keyfi çok yerinde. Çok da memnunum. Öyle olabilir mi? Sen evet, evet, kalmıyorsun yalnız. Evet, yalnız kalmayı desin. Ama benim gençliğime yazık değil mi? Benim evet, kadar üzücü. Hayır, kesinlikle. Yazık. Yazık. Şey, çok ciddi birlikte kalıyorsunuz ve çok da ciddi bir müdahale var kayınvalideden geline. Evet. Her şeyde. A'dan Z'ye. Daha önceden söyledim, artık söylemeye de bıktım. Evet. O yüzden artık konuları açmak istemiyorum. Benim hayatımın ortasında bir cumhuriyet kurdu ve orada yaşıyor. Gönül abla bunları kale al. Vallahi yaralı kız yani. İnan ki bak. Nursel Hanım bir de böyle duruyor böyle. He, masum, öyle var, masum, var, o işte şey bak var, böyle yapıyor. Olaylar çıktığı anda eşim girdi mesela, olaya girdi. Kayınvalidemin yüzü o masuma bir dönüyor. Hop bütün toplar bana geliyor. Eyvah. O zaman da işte Tuğba, suçlu Tuğba oluyor. Tuğba suçlu olduğu zaman da bazıları bayram yapıyor ama benim içim yanıyor. Yapacak hiçbir şey yok. Hoy. Çok iyi anlıyorum seni. Anladım. Duydun mu Gönül abla? Sen de anladın mı? Anlamadım. Azıcık çek kendini ya. Anladım. He? Bir dünyayı dolaş, turlara katıl. Sevilay'la gezin, durun bekler evet, beker. Gel Antalya'dayım zaten. Hadi konuyu değiştirelim. Kayınvalidelerimden Sevilay Hanım'ın oğlumu uzaktan kumanda ediyorum. Ne? Açıklamasına kayınvalideler bakın ne tepki göstermiş. Oğlunu uzaktan kumanda ediyormuş Miyaseciğim. Bak bakalım. Miyase ile oğlumun Özgün'ün evinde ne yaşanıyor? Kavga mı oluyor? Misafir mi geliyor? Gülüşüyorlar mı? Ne kutluyorlar? Ne yiyorlar? Ne içiyorlar? Ne alıyorlar? Nereye gidiyorlar? Hepsinden haberim var. Ne? Çünkü ben oğlumu uzaktan kumanda ediyorum. Allah Allah! Uzaktan kumandayla ben her şeyi öğreniyorum.
Ve oğluma bazen de diyorum ki, oğlum diyorum ara sıra bir kızdırma Niyase'yi, azıcık bir ufak bir kavga çıkar bakayım ne yapıyor? Niyase'nin davranışı nasıl? O da yapıyor, ben görüyorum ne tepki yaptığını, kumandayla işi hallediyorum. Aa! Benim hakkımda bir konuş bak, mülklen bana, ileri geri konuş diyorum. Niyase'nin tepkisini ölçeceğim. Hayır ya, benim kayınvalidem iyidir, annen iyidir diyecek mi, demeyecek mi? Sana pes. Oğlumdan sonra bana haber geliyor kumandayla. Bir bakıyorum iki kat Niyase daha da yükleniyor. Evet, haklısın aşkım, bu ne? Böyle kayınvalidem mi olur? Annem böyle falan. Aa! Niye sikâhın olmuyor Niyase'ye? Fikrini öğrenmeye çalışıyorum. Tamam Niyase. Ben de diyorum ki... Belki yüzüme iyi davranıyor, ne bileyim ben. Aa! Ne biliyorsun oğlunun sana doğru söylediğini? Geline mi güveneceğim, oğluma mı güveneceğim? Tabii ki oğluma güveniyorum, gelinime güvenmiyorum. Aynen. Siz neden yanında gezmediğiniz halde onları kumandayla kontrol etmek gereği duyuyorsunuz? Neden? Bu daha kötü bir şey. Neden duyuyorum onu da söyleyeyim. Benim gelin biraz cebbal yani, oğlumu bazen elinde de oynatabiliyor, her istediğini yaptırıyor. Ben de onun için korumak zorundayım oğlumu. Annenin evladı kaç yaşında olursa olsun gene de onun gözünde küçüktür. Korunmaya muhtaçtır. Şimdi o mu kötü, bu mu kötü Miyase? Bu kötü. Aa. Ama hayır, bence bu daha kötü. Ben... Aynı şeyi konuşmuyor muyuz? Yüzünü açık açık söyleyeyim, yüzüme söyleyemiyor diyor ya. Ben açık açık söyleyeyim. Sen böyle yaptığın sürece en kötü insan sen olursun. Şimdi ne? Orada... Bir dakika. Şimdi kelimelerimi seçerek konuşmaya çalışacağım. İyi olur. Sen Özgü'yü nasıl kumanda ettiğini düşünüyorsun? Nasıl yani? Benim... Niyase ile tartış falan muhabbetleri, anlat bakayım. O benim oğlumla arabda. Sen niye giriyorsun? Niyase ile tartış falan muhabbetlerini, arada kızdır falan. Şakadan benim hakkımda ne diyor? Et, yüklen bana diyorum. Aman bu annem de işte şöyle diyor ya da geliyor gidiyor falan. Peki ne istiyor? Anlatıyorum? Sen, evet aşkım haklısın diyor. Ha. Şimdi peki ben senin yüzüne karşı söylüyor muyum bunları? Bazen demiyorsun bana. Çok bazen demiyorum. İyi davranıyorsun ben... bana. Senin... Ben mesela memnunum ama acaba diyorum yalnızken ne diyor benim hakkımda? Ya bir şey söyleyeyim, şu an kayınvalide ama havadan sıkıyor. Ama bu takıntı değil mi Sevile abla? Olmayan bir şey takıntı haline getirmiş olmuyor musun? Asla. Ha, takıntı bu. Yani ne bileyim acaba ne diyor? Zorla laf almaya çalışıyorsun. Şimdi oğlumun o evde mutlu mu değil mi öğrenmek benim hakkım değil mi anne olarak? Oğlunun mutlu olup yani onu anlarsın ki, sormana gerek yok. Ben şey gibi, Gönül Hanım gibi... Beraber yaşamıyorum ki. Neden? Çünkü ben onu eve çağırmıyorum. Çağırsan da ben gelmiyorum. Çok uzun zamandır, biraz önce hatta Gönül teyze konuşurken kayınvalidem dedi ki... Oğlum da beni her zaman çağırıyor ama gitmiyorum dedi. Ne dedim? Misal yani dedi. Orayı duymadınız hiçbir. Ben duydum. Duydunuz mu? Duydum. Bak ne için çağırdı? Beni de oğlum her gün çağırıyor ama gitmiyorum. Neden çağırdı? Neden sen çağırdı? Yani. Ne bileyim ben niye çağırdı? Hemen ne? Mesela yani yaptı. Ben çağırmıyorum kayınvalidemi evime. Biz, ben istediğim zaman onun evine gidilir. Şimdi dizde kırık oldu ya. Evet. Vicdansız dedim hatta biraz önce. Sende kaldı ya, ne kadar kaldı tam İki olarak? Ay. İki ay. Ay çok da azmış. Hiç uf ya o ne zormuş sene, kayınvalideyle oturmak dedin mi? Yok şöyle. Öf dedin mi? İçinden. Hastalık ama bu. Daha önce yine hastalıkta kaldıydım değil mi ben sende 7 evet. ay? Doğru. Şimdi Nursel Hanım, biraz önce vicdansız deme sebebim oydu. Arkamdan böyle oyunlar yapıyor. Dizi kırıldığı andan itibaren, çok affedersiniz, lavabo, banyo, ne ihtiyacı varsa ben yaptırdım. Yıkamasını bile. Tabii ki. Ben oturdum, yıkadım kayınvalidemi. Ben yıkadım. Hiç kimseye dokundurtmadım. Bunları yapan bir gelinin arkasından bunları konuşuyorsa benim de daha lafım yok. Şimdi o, Sevile abla, ne zaman ne var? Bu kumanda olayını yapıyorsun sen? Bir saniye Nusra Hanım, bunda kötü bir şey mi var? Evliliklerine mi karışıyorum? Hayır. Yanlarında mı? Gidiyor mu? Rahatsız mı ediyorum? Evin içine, evin içinde olan biteni öğrenmek. Oğlum da anlatmasın mesela kapı bana. Dinlemek, Hüsniye Sultan'ın da icatları vardı ya, aslında bu müdahale etmek anladım, olmuyor. Nusra Hanım madem öyle oğlum da anlatmasın. Nusra ben sormam. Yok ortada o öyle bir şey. O da sana anlatmıyordur, sana he he yapıyordur bence. Nusra Hanım yok ortada öyle bir şey. Olabilir canım. Özgür'le biz 24 saat birlikteyiz. Sadece programda buradayım. Onun annesini tercih... idare ediyor olamaz mı? Şöyle yanımda telefonla konuşuyorlar. Ama genelde kayınvaliden beni arar. Ben daha yani Özgü'yü haftada iki kere arıyorsa beni haftada 7 gün arıyor. Tamam sen şu anda... O ayrı. Şey ya kendin haklı çıkmak istiyorsun, bak bir şey kaçırma. Düşün bakalım böyle Özgü'yle
hiç anlamadığınız bir tartışma yaşadınız mı? Durup dururken Özgü niye bana böyle yaptı ya falan oldu mu hiç? Bizim Özgü ile tartışmalarımız... Acaba Sevilay yaptırıyor olabilir mi? Sadece işle alakalıdır, iş yerindedir. Daha biz evde tartıştığımız 5 yıllık evliyiz. 1 ya da 2'dir. Ay maşallah. Aynen maşallah. Bir ya da iki etmiyorlar, etmesinler de zaten. Ben ona hani benim hakkımda ne düşünüyor ama diye. Ama arada annesiyle ilgili soruyor bana. Diyor ki aşkım diyor ya annem diyor şöyle şöyle yaptıydı diyor. Sence diyor mantıklı mıydı diyor. Ben sorduruyorum. Gerçekten. Evet. Arada Özgü böyle soruyor annesinin yaptığı hareketleri bana. Ben de diyorum ki ben şimdi doğrucu da bu. Ay şu anda her şey yapacak hali yok yani. Şu burada bir gerçeklik payı evet. Var. Sen de aç gözünü diyorum. Şu an fark ettim ben de geliş güzel söylüyorum. Ya. Sivri dilliyim zaten. Tuğba şimdi o kayınvalide mi bu kayınvalide mi? Uzaktan da olsa kumanda ediyor. Evin içini öğren. Kayınvalide en azından ne dediğini söylüyor. Söylediğini üzülür, söylemediğini takmaz. Yani benimki de öyle olsa uzaktan kumanda etse razı ister misin? Ki zaten uzaktan kumanda Antalya'ya gittiği dönemde sevgili gibi. Benim eşim beni o kadar aramıyordu. Kimle konuşuyorsun? Annemle konuşuyorum. Kimle konuşuyorsun? Ya zaten bizim kumandamız var. Kumanda da değil, uydu sistemi takılı. Çok düşkün annesine öyle mi? Düşkün. Sen de ona çok... Bence onun hayır. Da yani... Şey söyleyeceğim, Tuğba şu olay daha tehlikeli. Gönül teyze yanında. Söylediğin her şey yanında olduğunu bilerek konuşuyorsun. Benim haberim yok dünyada, beni Tonga'ya düşürmüş. Ben zaten haberim olmasın olsun zaten senin dibinde olaylar da yaşansa bu sefer bunalıma girersin. En azından duymuyorsun. Hı, beni görmüyorsun. Artık duydu ama. Ama artık duydum. Ben şimdi Özge'ye bunun da hesabını sorarım. Sorma sorma. Aa, kimdeymiş o kumanda? Zaten. Pilini o kumandanı ben nasıl çıkarıyorum? Şimdi... Nasıl oğlunu kukla yapıyorum? İyi seyret sen. Burada itiraf etmekle o kumanda çöpe gitti zaten. Şimdi bol bol ne yapıyorsa hep karışmıyoruz Nursel Hanım, yani. Hep böyle. Arkamdan iş çeviriyor sonra geliyor burada anlatıyor ben duymayacakmışım gibi. Kayınvalideler evin içini merak ediyor. Oğlu ne yapıyor? Rahat mı? Temiz çarşafa yatıyor mu? Güzel yemek yiyor mu? Karısı onu üzüyor mu? Çok güzel para harcıyor mu? Nursel Hanım bazen görüntülü arıyorum oğlumu. Ne yapıyorsunuz bakayım diyorum öyle bakıyorum. Evet doğru. Geçiyorum konuyu. Aman çok tatlı şeyler bunlar çok büyütmemek yani, lazım. Evet. Sizinki biraz ileri boyut. Gönül Sultan. Evet. Sen yemeğine şimdi odaklan. Tamam. Öyle bir zor tadım seni bekliyor. Ay, kurban olduğum. Vallahi kayınvalideler bugün değişikti. Puanlar birbirine zaten çok yakındı. Bilmem ne oldu. He? Hay Allah. Son noktayı sen koyacaksın. Yine bana geldi. Vallahi sana geldi. Hadi gel. Günün maalesef en zor tadımı Carmen Gönül'le. Dikkat et inerken. Karalarda bağlamış bugün kayınvalidelerim. Geldim Nursel. Şimdi sana daha başka gözle bakıyorum ha. Vallahi böyle bir değişik baktım bak. Gönül abla, kop kızdan. Rahat bırak gençleri. Açayım mı? Aç. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela şeyi kuru olmuş. Park İspanya'na sarılıyorsun ya. Ne? Kuru olmuş. Nesi? Hamuru. Dede. Park İspanya mı ne işte o hamuru kuru olmuş Nursel Hanım. Bak tamam göz ama bunu çok pişirdi için Nursel Hanım. Ama şeyi güzel. Şekli şemali beğendin. Güzel. İçindeki kremasını beğendin mi? O da güzel. Onu da beğendin sadece kuru olmasını sevmedin. Tamam. Fazla pişirmiş yani. Gel bakalım belki daha seveceğin çıkar ya da dönersin dolaşırsın onu beğenirsin. İkinci tabağın günün de son 3 tabağı. Cemil. Aç afiyet olsun. Tabii az pişirmiş. Bir kararını bulamadım şu ana kadar Nursel Hanım. Evet. Yok ya Nursel Hanım bundan lezzet alamadım. Pandispanyasını beğenmedin evet, sanırım ama evet. Onunkini de beğenmedin. Onu da çok kuru buldun. Kuru ama bu da az pişirmiş. Kabarması bile şey olmuş yani. Tamam kabarmasını sevmedin. Evet. Çiğ kalmış mı? Evet. Aa. Yani. Hmm.
Güzel değil yani. Şeyi de kurcalamak, hani şey yapmayayım. Sosu bile yani istedim ki hani lezzetli değil. Geçelim şekerim. Beğenmediysen. Olmamış. Üçüncü tabağımız. Hoşuma gitti Nursel Hanım. Bu da İspanyasını. Evet ama lezzet olarak bu da çatlamış. Hı hı. Kızların yani şey olarak sarmaları. Ama gene lezzet aldım şeyinden, mağlubisinden. Yani şeyi daha hoşuma gitti. Bir tek muhallebisini mi sevdin? Yok, hamuru da güzel. Her şeyini sevdin. Hamuru da güzel olmuş. Yani lezzet geçeyim güzel. Geçeyim mi? Geçelim. Bir tık beyaz ama dur bakalım öbürleri nasıl? Tamam, Selena. Bir şey demiyorum. Hadi son tabağına da bak. Puanından anlarız. O hamur Nursel Hanım, bu olmamış. Nasıl sarmış öyleyse? Vallahi olmamış. Bence hamur olmamış. Çünkü bak pişmemiş. Şeyi de çok tatlı. Sosu bal gibi. Bilemedim. Bunu hiç beğenmedim kiminse. Pekala. Buyur şekerim. Kader çizecek bir puanlama. Buna bir veriyorum. Aa, hemen başladın. Dördüncü tabak bir puan. Bu çok kurutmuş. Buna da bir veriyorum. Birinci tabak bir puan. Buna 5 veriyorum. Üçüncü tabak 5 puan. Buna da 3 veriyorum. Şaka. İkinci tabak 3 puan. Yani şu tablo dile gelse keşke ve konuşsa. Şunu açalım mı? En beğenmediğin bu. Sosu da beğenmedin, pandispanyasını da beğenmedin. Bakalım birimiz kime gitti? İki tane birimiz var. Evet. Bir tanesi işte bu dördüncü tabak. Kimi yaktık acaba? Arkadan bir toparlayacak kayınvalidem de yok. Aç görelim. Kaderin son puanı bir oldu. Gönül teyze gerçekten kaderimle oynadım bak gerçekten. Ama olmamış kader. Olmamış. Ne de olmamış Gönül teyze? Ya baksana kader şey hamur gibi bak yer mi? Hamur değil. Ne ya bu? En son keki çıkaran benim Gönül teyze. Hayır bu? Olmamış. Tamam şeyini pişirmişsin üstü kızarmış ama şey olmamış. Zaten ince yani pişmemesi olmamış imkansız. Ya zaten duruşu bile onlardan farklıydı da onu söylemedim. Bir şey değil mi? Dün sen bana isyan ettin biraz. Dedin ki kader dedim ben sana iki gündür 5 veriyorum Tuğba bana beni bunaltıyor üzerime geliyor dedin. Bir gün geldin vallahi, beni buldun biri verdin. Hayır olmadığı için biri aldın. Sen böyle bir şey mi söyledin arkada bulup seni veriyorum Tuğba beni bunaltıyor gibi? Hayır ya o kendi kendine gelin öyle güve. Dedin Gönül teyze. Kendi kendine gelin güve olmadı. Öyle da. Dedim. Hayır o şimdi... Kader vermek şey. İstemiyorum. Hayır ben bulmak şimdi bulamıyorum artık, diye kendi aklına göre... Dedin ki Gönül teyze bak güzel güzel tabaklar çıkarıyorsun Tuğba'dan daha güzel hiç çıkarıyorsun. Hiç bir şey demedim kızım. Öyle dedin. Güzel yapan sen böyle bir kelime kullandın mı? Neden kullanayım? Kullanmadım. O, ona mı inanacaksın bana mı inanacaksın? Ben daha yeni kimse olduğunu bilmiyorum ya. Hayır. Arkamdan niye işler çevirip duruyorsun? Neden ya? Ben senin arkandan iş çevirip... Tabağıma odaklansana. Ben seni Antalya'dan benim arkamdan iş çevir diye mi getirdim hayır, ya? Hayır o kendi kendine. Şimdi ona bir verdim. 5 verseydim hiç konuşmazdı. Teşekkür ederim Gönül teyze derdi. Eğer ben buradan gidersem sorumlusu sensin Gönül teyze. Başka hiç kimse değil. Karar ben altında seni nereden bileyim? Olmamış verdim birini al otur ol. Belki de ben o birle gideceğim. Allah Allah. Şu tabağa bir 3 verdin. Niye verdin acaba? He? Beğendin. 2 puanla bilezik kaçabilir. 2 puanla buradan gidebilir. Çok ortada 1 puan. Bakalım ne işine yarayacak? Bu gelinin ismini tutun aklınızda. Hazır mısın? 3 puanı bakalım kime verdik? Üç puan. Gönül Sultan'dan kime gidiyor? Kim? Son olarak 3 puan alıyor. Aç görelim. Tuğba'nınmış 3 puan. Tuğba'cığım ya tüh. Nasıl kaçırdın Gönül? Vallahi biraz... Bu maça gittim 5 verdin. Hayır Tuğba bak sen... Bari adam akıllı kabarmışa verseydin de... Hangisi? Şuram... Bu mu? Evet.
Yavrum o çok kuru. Kabardığı için kurumuş. Keki kabarmış. Ama hayır bak. Ya Allah aşkına işlerini tak şimdi Gönül teyze. Kızlar bak. Geç o işleri ya. Bak bir saniye. Bulamaça gitti 5 verdi. Bulamaç buradan çekil bir göreyim ben. Ya, bulamaç. Ya şey bak bu hamur çok kuru olmaz. Anı bu. Sağ, ya nereye kuru olmuş. Olmaz? Bak anlamadın ne? Kabardığı için içinin sosu az geliyor sana. Bu kadar. Kabarmayan, içi rulo bile kabarmış olmayan incecik taban sosu çok gelir. Kızlar nasıl kabarmamış bak. Anne git bire bak. Gelip bana bir süreyle onları ölçtürme. En inceye bir verdin, onun bir tık üstüne 5 verdin. Ya sen iyi misin? Benim burada kalma kaynağım Keşkül, sen değilsin. Ay vallahi Tuba, bir verince kızıyorsun, üç verince kızıyorsun, beşi her seferinde... 5 verirsen kızmam çünkü 5 hak ediyorum. 5 hak ediyorum. Ama o biraz... Yok. Ya mi? Allah aşkına en kötü tabağa verdin 5'i. Şimdi işte konuşturma onu... ya insanı. Şu kız kabartamadı. En azından rulo şekli verdi. Senin verdiğin bulamaç. İçi güzel. Bir de diyor bana içi o... niye güzel? İçinde hamur yok. Yok yapamamış. Ama bak döndürmüş ya. Sosu çok geliyor. Yavrum neye döndürmüş parça o zaman? Parça pinçik şeylere vallahi geliyorlar bana Gönül. Ama döndürmüş. O kadar haklıyım ki. Allah'ım ya. 5 puan Gönül Sultan. Son. Tuğba'ya 3 verdin. Yani... Bizden birine bir hediye geliyor. Son puanımız heba oldu maalesef. Hazır mısın? Günün en pırlanta puanı, 5 puanı acaba hangi gelinimize gidiyor? Kime çıksın istersin? Ya kim kaldı şimdi kafam? Gamze Miyase. Ya Miyase daha... İli lezzetli. Ama o mudur diyorsun? Yani içi güzel geldiği için ya Tuba'dır ya Miyase'dir diye verdim. Doğru söylemek hazır gerekirse. Mısın? Açıyorum. Gönül Sultan. Açıyorum. Aç görelim. Gamze! Bana yazıklar olsun. Ben vallahi daha fazla yarışmak istemiyorum. Rulo ya, rulo pasta, rulo. Rulo. Ben git, vallahi ben yarışmayacağım. O kendi burada tek başına eğlen dur. Gidiyor, içi olmamış nereye? Tabaklar. Hayır ben gideceğim, nereye? Yeter. Bak, nereye? Vallahi bıktım, ma, olmuyor ma, ki. Kadından almıyor. Hamurlara 5 veriyor. Gidersen git ya. Kadın geliyor, hamurun içine 5 veriyor. Benim olmuş tabağıma. Geliyor kadın. Buse artık kafayı yiyeceğim. Bak kaldıramıyorum ben bu durumları. Kaldıramıyorum. Planlar, projeler, gezmeler, tozmalar, üstümde yaşamalar. Ama puana geldiği zaman olmuş biliyor bak. Bilerek ben var mıyım diye 2 verecekti o tabağı. Nedense 3 verdi. Dedim biraz daha sesini ben onu kısayım dedim. Ama artık ben yıldım, bıktım artık. Gideceğim ben bunu duramıyorum. Sen... Güzel tabağa bir verdim. Bile isteye bir verdim. Vallahi bile isteye ver. Bile isteye ver. Vallahi ben de. Bence Gönül teyze gelinin peşinden mi gitmeli? Ya nereye giderse gitsin umurumda da değil ya. Bana ne ya? Beni şaka ya. Gibi. Gönül teyzeciğim teşekkür ediyorum. Vallahi ben yani... Afiyet olsun. Şeyi, sosu... Gönül teyze güzel. Ben seni de anladım. Miyase bu hafta gümbür gümbür gidiyor. Yok inan tabii, ki değil. En güzel tabakları Miyase çıkarıyor. Vallahi değil kızım. Kafadan baktın rulo şekli en güzeli o duruyor. Bu arada kalıp gibi yani. Tek ya, rulo görünen. Zaten söyledim bu kuru neden böyle dedim. Kuruluğunu, muruluğunu geçeceksin. Yumuşak diyorum. Olması gerekmiyor yumuşak mu onu? Yumuşak falan. Geçeceksin o işleri. Ama Miyase bak. Gönül o... teyze sen zeki bir kadınsın. Ben seni çok iyi tanıyorum. Ben zekiyim. Sen çok zeki. Sen var ya herkesi sulu götürür susuz Allah getirsin. Allah işte. Miyase gümbür gümbür gidiyor. Bakta en güzel tabakları çıkarıyor. Bir saniye. Geldin en güzeline bir verdin. Sen o kadar zeki bir kadınsın ki. Buradaki içinin soslarının eşit verildiğini bilirsin. Kabarmışın içindeki sosla kabarmamış tabağın içindeki sosun arasında fark olacağını da çok iyi bilirsin. Ama sen kafadan kabar bak ikinci tabağa geldin dedin ki bu kabarmamış yapamamış. Biri daha çok beğendin ona göre ama kalkıp bire bir verdin ikiye üç verdin. Benim sözcüklerim cümlelerim bu kadar bitti. Ben evet konuşmak istiyorum. Semra abla öncelikle gör hani bak tabağın beğeniliyor bir sen bulamıyorsun. Millet zaten tamam beğendi. Gamze sen aldın 5'ini sus. Senden bıktım. Olmayan damağın yüzünden beni tüm Türkiye'ye rezil ettin. Vallahi şu Gamze'ye kimse vermedi. Vallahi bana yine geldi, geldi. Geldi damak zevki olmayan kayınvaliden sana 5 verdi. Hiç gülümseme. Hiç gülümseme. Ay, sana o kadar söylüyorum. Senin buradaki tek şansın neydi biliyor musun? Tip olarak azıcık benimkine benziyor olman. Tek şansın. Zaten tüm Türkiye gördü bunun yapamadığını, saramadığını.
Benim biliyorsunuz başıma gelen talihsizliği. Ona rağmen sardım çıkarttım tabağımı. Helal olsun. Sana gelseydi, sen hayatta böyle tabak çıkaramazdın. Zaten ben zaten sardım ve hepinizden önce de bitirdim. Sen oraya bak, benim başıma geleni yapsaydın hayatta tabak koyamazdın sen oraya. Ya Allah aşkına şu tabağımın yanında tabaklarınızı savunuyorsunuz. Sevgili gelinlerim. Ne final günü, nasıl bir hafta. Tuğba'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Bu gerginlikler çok normal. İyi ki bir değil. Çok haklısınız bu arada. Böyle gerilmekte, böyle endişelenmekte. Bu bir yarışma. Şimdi hazırsanız birazdan 7 altın bilezik sahibini bulacak. Ama ondan önce haftanın son çeyreğini sahibine teslim etme vakti. Bugünün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin. Miyase! Verdim biri aldım yine. Tebrik ederiz. İşte lezzet kazanır. Ve bak gelişe bak. Tebrik ederiz. Hayır güzel kat kat rulo dedim bu olur yani de. Tak hadi tak. Rulo dedim herkes bu olur. Herkes gördü zaten nasıl olur. Ay altın elime geldi. Seni aramaktan gözlerim bozuldu. Sesim kısıldı. Tebrik ederim çok güzel olmuş. Eline sağlık. Teşekkür ederim. Tebrik ederim. Şimdi biraz zor oluyor da bir uzun sürebilir. 7 altın bileziğimi alacağım. Şuradan. Her hafta tam 7 altın bilezik dağıtıyoruz. Her hafta adeta bir hazine. Düğününüzde kaynananız takmaz size bunu. Başvuruları bekliyoruz. Bizde altın çok, bitmez. Hazır mısınız kızlar? Bu servet kimin olacak? Bütün hafta bunlar için yarıştınız. İşte şu şıngırtı için. Birazdan bu bilezikler birinizin kollarını süsleyecek. Hazır mısınız? Bu haftanın en yüksek puanını alıp 7 altın bileziği kazanan gelini açıklıyorum. Tamı tamına 79 puanla 7 altın bileziğin sahibi olan gelin. Çok güzel. Sağlara tekrar döndüm. Hoş evet. Geldin. Güzelleşti yemeklerin. Hoş geldin. Senden. Evet yemekleri güzelleşti. Güzelleşti. İki. Ay girmiyor da. Üç. Gram olarak bu fazla çekiyor. Sok sok. Beş. Beş. Ama. Altı. Yedi. Allah. Tekrar. Mio altın listede de yükselmeye başladın. 80. Ha? Evet. Evet, altın listemiz vallahi pırlanta gibi maşallah. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Rahat rahat oturabilirsin. Herkese teşekkür ederim. Haftanın ikinci olan ismi, yani eleme potasından da kurtulan ismi. ...63 puanla... Gamze, sensin. Seviniyorsun ama bilezikleri de kaçırdın.
Kısmet. Çok tebrik ediyorum ilk haftadan. Tebrikler. İki de çeyreğin var. Sen de rahat rahat otur. Gönül annem 5 lira verirse tabii ki de kurtulur. Bir yanda Tuğba gibi bir dev. Bir yanda gelir gelmez bilezik alan. Hiç çaktırmasalar da diğerlerini sarsan. Mutfak robotu gibisin. Çok iddialı bir kaderimiz var. Tuğba'cığım 2 haftada 1 uğruyorsun buraya. Garanti. Evet. Çünkü 5 veriyor olmamış tabaklara. Benim yapacak bir şeyim yok. Yani ben onun elindeyim. Ama o da beni yerden yere vuruyor. Benim de yapacak hiçbir şeyim yok. Ben elimden geleni burada ter kar savaşıyorum yani. Ne yapayım daha fazlasını yapamam. Arkamda dağ lazım. Dağ olmuyor bana. Ben de yıkılıyorum işte böyle. Şimdi şans da bir yere kadar. Evet. Çekirge 1 sıçrar, 2 sıçrar, 3'e dikkat et. Bu kaçıncı? 3 mü? Eyvah. Kader. Niye burada kalmalısın? Yani ya tabaklarımı gösteriyorum, çıkarıyorum ama alamıyorum puanları. Çok çabalıyorum. Ya çabamı bence bütün seyirci de görüyor ama ya bir türlü bilmiyorum nazar mı var, şanssızlık mı? Yani ilk haftadan bilezik almamın bir şeyi mi oldu anlayamadım ama niye böyle olduğunu da anlayamadım. Hani geçen hafta da yine potodaydım. Dedim hani kalırım bu hafta şey yaparım ama bir motivasyon kaybı yaşadım. Evet. Bence. Tuğba sanki sana bu soruyu çok sık soruyor gibi hissettim. Niye burada kalmalısın? Sinirden gülüyor. Bu hafta niye kalmalısın? Neyi kanıtlayacaksın kalırsan? Ben kendimi kanıtladığımı düşünüyorum ama burada da olmak istemiyordum. Çok mücadele verdim potaya girmemek için, bilezikleri almak için ama olmadı. Ya burada kalmalıyım çünkü çok emek veriyorum. Evet. Uğraşıyorum. Ailemi bırakıp geliyorum. Ailemin yarısını burada getirip burada uğraşıyorum. Çok peki. Sıkıntılı. Biriniz 59, diğeriniz 41 puanda. Oo, bayağı bayağı fark. Şimdi hazırsanız gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimi açıklıyorum. Gelinim mutfaktaya bu hafta veda eden gelinimiz. Küçücüğüm, Kader sensin. Ne demek istersin? Ya seni çok özleyeceğiz. Ben seni çok özleyeceğim. O kadar özgüvenin yüksek ki böyle enerjin öyle bir geçiyor ki. Gelinimiz Kader, kayınvalidemiz Dilek, alkışlarla! Sakın üzülme, bence elinden geleni yaptın, tecrübe kazandın. Ha? Değil mi? En önemlisi de çok güzel bir kalpler kazandım. Saç var. Ay. Vallahi midem bulandı ya, bu ne? Kendime göre bütün kayınvalideler için bir önlem aldım. Geliyorum Kader'cim. Önlemini de sana gösterme hayatım. Şimdi ben buradan bütün kayınvalideler, bütün gelinler için bir önlem... Ne yapıyorsun? Ay bir şey söyleyeceğim, senin saygın da kalmamış ha büyüklerim. Git geline. Poşet alayım ben. Poşet alabilir miyim yönetmenim? Ulan şuradan çöp poşeti alayım. Allah aşkına gidin kendinizi çöp atın ya. Ya İyisiniz eğer... ya. Aa. 7 altın bileziği kazanan gelin Kader. Vay vay vay. Ya siz tanıdım, sizi gördüm. Canımsın. Dilekçiğim. Sağlık olsun. Alkışlarla geldiğiniz bu stüdyoya sizi maalesef alkışlarla uğurluyorum. Her veda çok zor ama bu bir yarışma ve yarışma devam ediyor.
Pazartesi yepyeni bir gelinim ve kayınvalidemle burada olacağız. Hoşça kalın. Ay yaralı kuzum. Neredesiniz? Gelinim mutfakta. Bugünün puan durumu şöyle. Niyase 19 puan, Gamze 15 puan, Tuğba 12 puan, Kader 5 puan. Bu haftanın puan durumu şöyle. Niyase 79 puan, Gamze 63 puan, Tuğba 59 puan, Kader 41 puan. Galata Kulesi'ne çıkıp oraya bir tur attığın zaman o kişiyle evlenirmişsiniz. Ya. İlk yaptığın iş o olmuş. Ben ilk Suzan'ı benimle tanıştırmaya getirdi Onur. Bana anne dedi. 10 kere dişer attık. Ne? Evet. Sizi 9.'ya zorlayan neydi? Bizi kimse ayıramadı. Kaynanan bile. Ah, yakışıklı bir çocuk. İşi de var. Zengin. Ben bunu yakaladım. Hop! Ayrılmam. 9. 9. 9.